Kimi ailesini geride bırakarak bir meçhule doğru yola çıktı. Kimi herkeslerden sakladığı karnındaki bebeğinin varlığına sığındı. Kimi ise davasına sahip çıkan dik duruşuyla manşetlere konu oldu. Ellere takılan kelepçeler, onur kırıcı vaziyette tevkif edilmeler, filme çekilip aşağılayıcı sözler söylenmeler ve daha nicesini yaşayan Demokrat Parti'nin kadın milletvekillerini konuşacağımız Yön Veren Kadınlar programımız başlıyor. Demokrat Parti'nin içerisindeki kadın milletvekilleri kimlerdi? Türk siyasi hayatına nasıl bir yön verdiler? Yassıada'da kadın milletvekillerinden kimler yargılandı? Kadın milletvekilleri Yassıada'ya nasıl götürüldüler? Kadın milletvekilleri hangi suçlarla itham edildiler? Hepsi ve daha fazlası birazdan Yön Veren Kadınlar'da. Vav TV ekranlarından Yön Veren Kadınlar programından merhabalar sevgili izleyenler. Bizler yeni bir programda yeni bir konu ve yeni bir konukla sizlerle birlikteyiz. Türk televizyonlarında kadının konuşulduğu yegane program olan Yön Veren Kadınlar programımızda bu hafta çok nadide bir konu konuşulacak. Belki de Türkiye televizyonlarında daha önce konuşulmayan bir konu ve bu konu üzerine kalem oynatan bir de eser hazırlayan bir isim var stüdyomuzda. Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Işıl Tuna Pınar hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz biz de. Şimdi programın girişinde dedim ki daha evvel belki Türk televizyonlarında konuşulmayan bir konu konuşulacak. Çünkü 27 Mayıs evet konuşuluyor. Siz de zaten bu konu üzerine çalışma yapan bir isimsiniz. Ancak Demokrat Parti'nin kadın milletvekilleri yani Yassıada'da yargılanan kadınlar neler çektiği, orada neler yaşadığı, nasıl yargılandıklarına dair pek çok program yapılmadı. Hatta belki de hiç program yapılmadı. O yüzden bugün bizlerle hem kalem oynattığınız bir hususta bilgilerinizi paylaşacaksınız. Hem de bizlere daha önceki çalışmalarınızdan bilgiler sunacaksınız. Evvela ayağınıza yüreğinize sağlık. İyi ki bizlerlesiniz. İyi ki geldiniz diyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki de bu konuları çalışmışsınız ve bizleri aydınlatıyorsunuz. Hemen ben programın girişinde müsaade ederseniz kitabınızı bir tanıtayım. Çünkü harikulade de bir kapağı var. Ve insana merak uyandıran bir kapak çalışması da olmuş. Işıl Tuna hocamızın eseri Yassıada'da yargılanan Demokrat Parti kadın milletvekilleri işin hakikatine, işin muhteviyatına inmek isteyen, hakikatine varmak isteyen mutlaka bu kitabı edinsin ve bu kitaptan istifade etsin diyoruz. Çünkü biz belki bir fihrist mahiyetinde konuşacağız programımız süre içerisinde. Detayları kitabınızda yer alıyor diyelim. Hocam şimdi Yassıada dedik. Ancak Yassıada'ya giden bir 27 Mayıs süreci var. Ve ben evvela şunu sorayım size. Tabii hani sorularıma geçeceğim ama siz ne oldu da Yassıada'yı çalışmak istediniz veya buradaki kadınları çalışmak istediniz? Ne itti sizi bu çalışmaya? Şimdi 27 Mayıs konusu benim çalışmaya başladığım dönemde adeta unutulmuş gibiydi. Bu alanda çok fazla çalışan yoktu. Akademik düzeyde çalışan yoktu. Herkesin konuştuğu ama çalışma. Herkesin konuştuğu ama akademik düzeyde çalışılmayan bir konuydu. Bilgi kirliliği de çok fazla vardı ve hamaset çok fazla vardı. Şimdi biz bu noktada dedik ki işin en temel kaynağı olan arşiv belgelerinden yola çıkalım. Dönemin tanıklarınla da görüşelim ve bunları harmanlayarak dönemi yorumlamaya koyulalım. Ve gördük ki gerçekten yeni bilgi ve belgelere de ulaştık. Aslında bunlar arşivde uzun yıllardan beri bekleyen belgelerdi ama kimse de hani gidip bakmak, ulaşmak istememişti. Bu şekilde önce 27 Mayıs çalışmaya başladık. Sonra Yassıada mahkemelerini genel olarak çalıştık. Ve sonrasında ise kadınların göz ardı edildiğini gördüm. Hep biz 27 Mayıs'ı, askeri darbeleri erkek üzerinden okuyoruz. Kadınlar üzerinden hiç okunmamış ve yorumlanmamıştı. Bu boşluğu doldurmak için ben de bu konuyu çalıştım. Ne güzel ettiniz ve bizleri bu konuda aydınlattınız. Hakikaten ortalıkta bir bilgi kirliliği var. Herkesin konuştuğu, herkesin belki tahmin yürüttüğü ya da atasından dedesinden duyduğu şeyi dile getirdiği bir mevzu. Ancak arşiv belgelerinden ve hakikatlerden ortaya çok da doğru eserler çıkmamış. Genelde hatıratlar konuşulurdu değil mi? Evet, genellikle hatıratlar konuşuluyordu. Hatıratların üzerinden tabii ki yine hatıratlara da çok fazla biz yine gidiyoruz ama sadece hatırat değil, dönemin basını, arşiv belgeleri, tanıklar, bunların harmanlanıp yorumlanması bir iş.
Aslında belgeler, bilgiler orada olduğu gibi duruyor ama bilgiyi yorumlamak aslında önemli bir noktada. İyi okuyabilmek lazım. Onu da biz akademisyenler dilimiz döndüğünce yapmaya çalışıyoruz. Zaten 27 Mayıs üzerine çalışan çok sayıda akademisyen de yok. Yani Cumhuriyet tarihinde çalışan çok kıymetli arkadaşlarımız, meslektaşlarımız her bir alanda uzmanlar. Fakat 27 Mayıs dediğim gibi biraz göz ardı edilmiş, biraz unutulmuş bir noktaydı. Ama son dönemde görüyorum ben de böyle iğneyle kuyu kazmak gibi içlerine gire gire çalışmalar devam ediyor. Ve dönemin tanıkları da hayatımızdan ya da günümüzden yavaşça çekilmeye başladıktan sonra tabii, evlatlarıyla da bunları aslında müsteviyatına evet, ulaşabiliyorsunuz. Hocam peki şimdi biz kadınları konuşacağız. Daha önce bu ülkede belgeseller yapıldı ve yapılan belgesellerde kadınlar sadece birkaç saniyelik gösterimlerle yer aldı değil mi? Hani yasaladaki evet, kadınlara çok da fazla yer verilmedi. Biz o zaman şunu söyleyelim. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra 27 Mayıs 1960 müdahalesine gelene kadar kadınların temsil oranı nasıldı? Bunu biraz değerlendirebilir misiniz? Tabii. Şimdi, yani kadınlar vardı da nasıl varlardı? Evet. Türk kadını siyasi haklarını Avrupa'daki pek çok ülkeye göre daha erken elde etti. Bu bir gerçek. Tabii bununla biraz da Türk Kadın Hareketi'nin eskiye dayanmasından da kaynaklanmakta. Özellikle yani Osmanlı tarihçisi değilim ama Osmanlı'nın son döneminden itibaren kadın hareketine yönelik önemli faaliyetler var ve özellikle Tanzimat'la beraber bir değişim, bir gelişim sürecine giriyor ve kadın hareketi de bundan nasibini alıyor. Sonrasında bir milli mücadele dönemimiz var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir Kurtuluş Savaşı var. Burada sanki sekteye uğramış gibi görünse de aslında bana göre uğramadı. Çünkü hem cephede hem de cephe gerisinde Türk kadını gerçekten gücüyle Türk askerinin yanında oldu ve mücadelesini bence kadın hareketini bir öne taşıyabildi. Bunu bilmekte fayda var. Sonrasında Cumhuriyet dönemine giriyoruz. Cumhuriyet'in ilanından sonra hemen tartışmalar başlıyor. Türk kadını siyasal hakkını ne zaman elde edecek? 1923'ten 1930 yılına kadar mecliste özellikle erkekler kadınların haklarını ne zaman elde edeceklerini tartışıyorlar. Gariptir. Ve nihayetinde belediye seçimleriyle birlikte 1930 yılında hem belediye meclislerine girebilme hem de belediye reisi olabilme hakkını elde ediyorlar. Ve nihayetinde de 1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme hakkı ile birlikte artık bu kısım kapanmış oluyor. Ve bundan sonra biz 1935 yılında yapılan milletvekili seçimleriyle Türk kadınını ilk defa parlamentoda temsil ettiğini biz görüyoruz. Şimdi tabii oran, temsil oranı nasıldı? Bugünle kıyas edilirse tabii ki bugünkü kadar aktif bir kadının parlamentoda yerinin çok olmadığını söylemekle beraber ilk etapta 1935 yılındaki seçimlerde oransal olarak söyleyelim 399 milletvekilinin 17'si kadındır. Bu iyi bir rakamdır ve yaklaşık %4,5 gibi bir orana tekabül ediyor temsil edilme oranı parlamentoda. Sonrasında yapılan ara seçimlerde bir yıl sonra bu rakam 18'e yükselmiş. Çok güzel. Fakat hiçbir zaman yakın dönem haricinde bu rakamı maalesef parlamentoda tutturamadık. Tabii 1939 yılında 400 milletvekilinin 16'sı kadın. Daha sonrasında 1943'te 435 milletvekilinin 16'sı kadın. Bakın milletvekili sayısı artmakla beraber kadın milletvekili sayısında bir değişiklik olmuyor. Sonrasında 1946 seçimleri bir dönemeçtir. Türkiye'nin de ilk defa çok partili hayata geçiş sürecidir ve bu süreçte 455 milletvekilinden sadece 9'u kadındır. Ve orana baktığımızda %2'lik gibi bir temsil oranı var parlamentoda kadının temsili. Ve sonrasında 1950 seçimlerinde 487 milletvekilinin sadece 3'ü kadın. Bakın oran ne kadar düştü? Artık 0,6'lara geldi. Birinin de altına düştük. Sonrasında ise 1954'te 4 kadın milletvekili çıkıyor ve 4'ü de Demokrat Parti'ye mensup milletvekili. Çok partili hayatta olmamıza rağmen. Ve 1957 yılına gelindiğinde ise 8 milletvekili var parlamentoda. 7'si Demokrat Parti'de. Şimdi buradan bir yorumlama yaparsak Demokrat Parti'nin kadın milletvekillerini destekleme
ve kadınların Demokrat Parti listelerinden girişinin diğer siyasi partilere oranla daha fazla olduğunu biz söyleyebiliriz. Ama genel anlamda bir düşüş var. %4,5'tan başladık. Bakın %1'lere kadar düştük. 27 Mayıs'a kadar olan süreçte yani 1935 ve 1960 arasında. Neden böyle oldu? İlk etapta hak yeni elde edilmiş, bir onun verdiği hevesle girildi, sonradan neden vazgeçildi? Şimdi bu konuyu çalışan hocalarımızın 3 hipotezi var. Deniliyor ki birincisinde kadının sosyoekonomik durumu erkeklere nazaran daha geri planda o dönem Türkiye'si için. Bu bir. İkincisi bunun yanı sıra tabii sosyoekonominin şartları düştükçe siyasetle ilgilenme oranı da düşüyor. Bu iki. Üçüncüsü ise deniliyor ki kadına yüklenen vazife anne olması ve ev hanımlığı görevinin dışına çıkması yani evin dışındaki bir hayatının bulunması aslında kadının kadınlık vazifesinden uzaklaştıracak görüş. O dönem için bu üç temel sebep düşüş yaşanmasına sebebiyet verdi aslında. Bana soracak olursanız bence öyle değil. Sebep şu, tabii bu benim şahsi görüşüm. 1935 yılında demokrasinin simgesi neydi? Kadındı. Kadınların da eşit miktarda erkekler gibi aynı platformda buluşmasıydı demokrasiden anlamak bakımından. Ama 1946 yılı bir kırılma noktası dedik, çok partili hayata geçiş. Demek ki kadınlarımız da bu hakkı elde ettikten sonra artık bu büyülü unsur ortadan kalktı. Onun yerine siyasi partilerin kuruluş süreci ve ne kadar çok siyasi parti meclise girerse aslında demokrasinin renginin ve çeşidinin daha güzel olacağı şeklinde bir anlayış belirlendi. Tabii kadınların yine katılımında azalmaya sebebiyet veren bir başka unsursa bakıldığında listelerde kadınların daha geri planda partiler tarafından yazılmasıdır. Yani seçilmeyecek pozisyonlara konulmasıdır. Bu da bence o dönemde bir demokrasi eksikliğinden de kaynaklanan, kültürünün eksikliğinden kaynaklanan bir durum olarak da karşımıza çıkmaktadır diyorum. Yani önce tabii bir hevesle kadın milletvekillerinin sayısının yüksek olması ki çok da yüksek değil aslında. Hani 17 çok tabii, da yüksek ama o dönemin şartlarıyla değerlendirdiğimizde bakın o rakamı biz 2000'li yıllara kadar tutturamıyoruz maalesef. Devamındaki süreçte de tutturamıyoruz. Evet yani. Devamında bugün evet gerçekten siyasi partilerin içerisinde kadınlar aktif bir rol oynuyor. Hatta kadınlara bakanlık verilmesi hususu o dönem için hiç konuşulan bir mevzu değil. Buna da erkekler karar veriyor. Evet. Tırnak içerisinde bunu da belirtelim. Maalesef. Şimdi Özlem Kurtuluş İyi Yayınlar sizlere Yön Veren Kadınlar programında iki güzel tarihçiyi dinlemek, kadın tarihçiyi dinlemek çok güzel demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben bu arada hatırlatayım. Sevgili izleyenler, tabii biz programa başladık. Hocama ben hevesli sorularımı sormaya başladım ama sizler de programımıza soru sormak istiyorsanız, hocamıza sorularınızı iletmek istiyorsanız veya programımıza katkıda bulunmak istiyorsanız sosyal mecralardan, şimdiki adıyla X veyahut Instagram'dan veya diğer sosyal mecralardan Yön Veren Kadınlar hashtagini kullanarak bizlere sorularınızı sorabiliyor ve programımıza katkıda bulunabiliyorsunuz. Ben Özlem Hanım'ın tweetini ilk önce okudum ama programımızın ikinci bölümünde mutlaka atlamadan sizlerin tweetlerini, sizlerin sorularını ve programa yaptığınız eklemeleri okuyorum. Bunu da belirteyim. Çünkü biz size değer veriyoruz. Siz bize değer verdiğiniz için. Şimdi hocam, o zaman şöyle bir soru sorsam size. Tabi bu belki özel bir soru olacak ama Adnan Menderes parti içerisindeki kadın siyasetçileri desteklemiş midir? Ya da ne gibi imkanlar sağlamıştır bu kadınlara? Hani 27 tabii. Mayıs dediğimizde hep Adnan Menderes figürü vardır ya gözümüzün önünde. Hakikaten ben de merak ediyorum. Nasıl bakıyordu kadın siyasetçilere? Çünkü Adnan Menderes aslında zannediyorum... Şimdi hatırlayamayacağım kimin söylediğini ama hani bana birisi bu ülkenin İçişleri Bakanı kimdir deseler Berin Menderes'tir derim. Çünkü hakikaten Berin Menderes hem siyasetten anlayan hem de Adnan Menderes'in arkasında güçlü bir kadın figürü olarak görüyoruz. Evet. Ancak Adnan Menderes kendi partisi içerisindeki kadınlara nasıl bakıyordu veya onları desteklemiş miydi? Genel itibariyle şimdi Demokrat Parti'nin kuruluş felsefesi zaten demokrasi ve özgürlüklerden ve eşitlikten yana bir tavır, bir tutum içerisinde. Bu sebebiyle de zaten kendisine destek veren kesimlerin çokluğu var. Yani o dönem için işçilere grev hakkının tanınmasına kadar hiç söylenmemiş şeyleri söylüyor. Şimdi bu noktada kadın hakları ve kadınların partide aktif görev alması noktasında hem Adnan Menderes'in hem Celal Bayar'ın hem de genel olarak parti politikası olarak bir önem arz etmekte. Bunu biz nereden anlayabiliyoruz?
Henüz diğer siyasi partilerden ve köklü olan partilerde bile kadın kolları kısmı kurulmamışken ilk defa Demokrat Parti kadın kollarını açıyor. Sonrasında görüyoruz ki belediyecilik hizmetleri, yani belediye meclislerinde, bunun dışında ilçe teşkilatlarında, il teşkilatlarında, müdürlük görevlerinde kadınlar var. Biraz sonra bahsedeceğiz zaten, yasada da yargılanan kadın milletvekillerinin de öncesinde siyasete girmiş, en azından particilikle meşgul olmuş tecrübeli isimler göreceğiz. Bu noktada Adnan Menderes'in şahsi destekleri de mevcuttur. Genel olarak parti politikası da Türk kadınını desteklemiştir. Bu bir gerçektir. O zaman Demokrat Parti içerisindeki kadın milletvekilleri kimlerdi? Bunlar hakkında biraz bilgi verir misiniz bize? Tabii. Yani daha doğrusu hani tabii isimlerini zaten söylersiniz de. Nasıl bir kesimden oluşuyordu bu? Çünkü bir paşa torunu da var içlerinde, evet, yanlış bilmiyorsam. Şöyle, o zaman bir genel değerlendirelim. Sonra isim bazında kısa bir biyografi gibi izleyicilerimize tanıtalım. Zaten siyaset kısmını sonra konuşacağız. Siyasete kadar nelerle meşgul olmuşlardı? Şimdi 10 yıllık dönem boyunca iktidarda kalan Demokrat Parti'ye mensup milletvekilleri, kadın milletvekilleri son derece iyi yetişmiş insanlar. Eğitim seviyeleri oldukça yüksek insanlar. Meslek grubu olarak baktığımızda hukukçu, akademisyen, öğretmen ve gazetecilik mesleğiyle sahip bireyler var. Yoğunlukta bu meslek üzerinde yoğunlaşmışlar. Sonrasında dediğim gibi içlerinde bazıları ilçe teşkilatlarının kurulması noktasında da önemli çalışmaları var. Mesela kimdir bunlar? Hatice Nazlı Tılabar, İstanbul milletvekili. Kendisi 3 dönemde Demokrat Parti'nin milletvekilliği görevinde bulunmuştur. Kendisi Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa ve Dahiliye Nazırı Memduh Paşa'nın torunu, avukat Mazlum Bey'in kızıdır. Yani bir anlamda hem hanedanla bir bağı var, hem de bir Osmanlı kültürüyle yoğrulmuş bir aileden gelen bir isim. Kendisi yurt dışında eğitim almış. Önce Arnavutköy Kız Koleji'ne gitmiş, daha sonrasında Almanya'da felsefe bölümünü bitirmiş. Kendisini son derece iyi yetiştirmiş, 4 dil bilen, serbest gazetecilik yapmış. Belçika'da, Avusturya'da haftalık yayınlanan dergilerde Türkiye temsilciliği yapmış, çevirilerde bulunmuş. Bunun sırasında sahaya inmiş, muhabirlik yapmış. Aktif olarak çalışma hayatında olan aslında güçlü bir kişilik, bir karakterden bahsedebiliriz. Tabii yine bir önceki sorunuzla da bağlantılı olacak. Kendisi 1946 yılında Demokrat Parti kurulduktan hemen sonra üye olan bir isim. Gerçekten bu aktifliğini Adnan Menderes de görmüş olacak ki kendisini İstanbul'un propagandasına emanet etmiş. Yani Demokrat Parti'nin İstanbul ili yayın ve propaganda bürosu müdürlüğünü almış. Ve bu çok önemli o dönem için. Çünkü zaten seçim stratejisi ve seçimlerde uyguladığınız vaatler, politikalar, bunların halka yansıması çok önemli. Ve bu noktada da Nazlı Tılabar, bir kadın, bunu yönetiyor. Bu da aslında hem çalışma hayatının getirdiği bir artı olarak kendisi bu şekilde desteklenmiş Adnan Menderes tarafından. Tabii hayır kuruluşlarında da çok fazla gönüllülükleri var Nazlı Hanım'ın. Çok fazla çalışıyor. Hatta Yenişehir'de bir çocuk bakım evi açmış kendi imkanlarıyla tamamen. Ve bazı gruplarda da çalışmaları var. Hür Fikirler, isimlerini zikretmekte fayda var. Hür Fikirler, Türk Turizm, Türk Dostluk, Pakistan Dostluk Cemiyeti, bunlardan bir tanesi. Hem Müslümanların hem de Türklerin zorda olan insanlara, bir şekilde düşkünlere sağlık, eğitim anlamında desteklemek manasında yardımda bulunmuş bir isim. Diğer bir milletvekilimiz Perihan Arıvurun. Evet. Perihan Arıvurun da yine Osmanlı hanedanına yakın, sadrazam torunu olarak ifade edebileceğimiz bir isim. Kendisi son dönem milletvekili Demokrat Parti'den. Özellikle Adnan Menderes'in ricasını kıramayıp gelmiştir. Kendisi aslen Çerkez'dir. Babası Atatürk'ün Harbiye'deki hocalarından bir tanesidir, Naci Paşa. Annesi ise aslında Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'nın torunudur. Yani sadrazam torunu olması aslında bundan kaynaklanmaktadır ve hukukçudur. Türkiye'deki ilk kadın hukukçularımızdan birisidir kendisi. Milletvekili olana kadarki süreçte de
yoğun bir şekilde çalışmaları vardır. İşte hakim yardımcılığı yapmıştır, ceza reisliklerinde bulunmuştur. Tabii bunun yanı sıra yine o dönemde baktığımızda aslında hemen hemen tüm milletvekilli kadınların da arkadaşlar hocam sözünüzü bölmüş, evet, mazbatasını alırken evet. Arkadaşlarım da siz konuşurken bir yandan da yönetmenimiz Oğuz Bey sağ olsun görüntülerini arkaya getiriyor. İzleyicilerimize de belirtmek istedim ki hani kafalarında canlanan zikrettiğimiz isimlerin görüntüleri de kafalarında evet, canlansın diye. Nazlı Tılabar'ın görüntüsüyle. Lütfen hocam devam edin. Mazbatasını alırkenki görüntüsü. Böylelikle Perihan Arabur'un ve aslında yani isim zikretmesek de genel itibariyle bütün milletvekili kadınlar kıyısından köşesinden sosyal sorumluluk projelerinde aktif bir şekilde yer almışlardır diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de Perihan Arıbur'un bir hukukçu olması nedeniyle diyebilirim. Bir başka isim olarak yine zikredelim. Bursa milletvekili Hilal Ülman. Kendisi yine son dönem milletvekillerinden. Hilal Ülman da tarih mezunu, tarih bölümü mezunu, biz gibi evet meslektaşımız. Kendisi yıllarca tarih öğretmenliği yaparak hizmet etmiş bir isim. Aydın milletvekili Piraye Levent, yine o da son dönem milletvekillerinden. Aslında Demokrat Partililer çok fazla eşini istiyorlar. Gel milletvekili ol diye ama ani bir rahatsızlıktan dolayı vefat edince diyor ki eşimin yerine ben siyasete gireyim ve Aydın'ı temsil edeyim ki zaten Aydın'ın ilk kadın milletvekilidir kendisi. Eczacılık yapıyor. Serbest eczacılık yapıyor. Eczacılık fakültesi mensubu ama bir dönemde öğretmenlik görevlerinde de bulunmuş. Fizik ve kimya derslerine girmiştir. Diğer bir milletvekili İzmir milletvekili Nuriye Pınar. İki dönem milletvekili oluyor. Hem 1954 hem 1957 yıllarında. Nuriye Pınar da yine özel bir isim. Atatürk'ün yurt dışına gönderdiği 700 öğrenciden bir tanesi. Ve Türkiye'nin ilk kadın jeologlarından birisi ve ilk kadın doçent jeologu. Şimdi bu önemli. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev yapıyor. Ve süreç içerisinde milletvekilliğinin yanı sıra yurt dışında akademik platformlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Şöyle örnek verelim. Şimdi 1956 yılında Amerika'da ilk kez Dünya Deprem Mühendisleri Konferansı yapılıyor. Dünya Deprem Mühendisleri ve buraya katılan tek kadın kendisi. Bu oldukça önemli aslında Türkiye'yi temsil etmek noktasında. Hani Türk kadınının ilerici boyutunu da aslında bizlere gözler önüne seriyor. Başka bir milletvekilimiz Necla Tekinel. O da İstanbul milletvekili son dönem. Kendisi hukukçudur. Hukuk alanında serbest avukatlık eşiyle birlikte, Hakkı Bey'le birlikte yapmaktadırlar. Onun bir başka özelliği ise Sarıyer İlçe Teşkilatı'nın kuruluşunda çok önemli hizmetleri bulunmuştur. Ve ilçe heyeti başkanlığı da yapmıştır. Mahkemeden görüntülerinden bir tanesini evet, Necla Hanım. Necla Hanım'ın. Rejimiz harika, yönetmenimiz mükemmel hemen. Evet, çok güzel yakalıyor tam anlatırken. Teşekkür ederiz efendim. Bir diğer milletvekili Ayşe Günel, İstanbul milletvekili. Yine o da son dönem milletvekillerinden, tek dönem yapmış. Kendisi yine Demokrat Parti'de milletvekili olan Emin Kalafat'ın kız kardeşidir. Aslında hani aileden gelen bir siyasetçi düsturu var, ona söyleyebiliriz. Kendisi erken dönemden itibaren Demokrat Parti teşkilatına girmiş bir isim. 1946 yılında giriyor ve daha erken dönemden itibaren Beşiktaş ilçesinde çalışmaları var. 1949 yılında Beşiktaş İlçe Teşkilatı'nın kuruluşunda. Sonrasında belediye meclisine girerek yine partiyi temsil ediyor. Ve bakıyorsunuz milletvekili olmadan önce ve olduktan sonra dahi İstanbul ve İstanbulluların sorunlarına en iyi şekilde değinen, onların dertlerini dinleyen bir isim olarak karşımıza çıkmakta. Esas mesleği de yine avukat olarak görev yapmakta kendisi de. Yine hukukçu milletvekillerinden bir tanesi. Çocuk bakım evleri konusunda hayır ve hasenat işlerinde yer almış. Bir de Kızılay'ın kan bağışı yapılması ve bir kan deposu oluşturulması, kan bankası oluşturulması noktasında Ayşe Hanım'ın faaliyetleri oldukça yoğundur. Bunu da söyleyebiliriz. Bir başka milletvekilimiz Aliye Timuçin. Kendisi sadece 1954 yılında milletvekilliği görevinde bulundu. Biz kitapta onu konu edinmedik çünkü yasada da yargılanan milletvekilleri olmadığından dolayı ama bir dönemde kendisi de yapmıştır. İsmini zikretmekte de fayda var. Kendisi
okul müdürüdür. Bir de Zonguldak milletvekili Edibe Sayar var. Kendisi de hukukçudur ama hukukçu olmasına rağmen 12 yıl boyunca gazetecilik ve tercüme faaliyetlerinde bulunmuştur. Milletvekilleri Demokrat Parti'nin bu şekilde genel hatlarıyla bir kısa biyografisi olarak söyleyebiliriz. Siyasetten önce meşgul oldukları konular hem hayır işleri hem de kendi işlerinde de aslında alanında uzman ve ilk olarak ifade edebiliriz. İlk avukatlarından, ilk akademisyenlerinden gibi sıralayabiliriz bunları. Aslında yani öyle bir kadın milletvekili listesi ve kariyerlerini saydınız ki hani olması gerekenler ilkler ve sanki hayatlarında yapmaları gereken her şeyi yaptılar, temsillerini gerçekleştirdiler ve nihayetinde artık bizim bu ülke içinde parlamentoda ciddi bir şeyler yapmamız gerekiyor diyerek parlamentoya geldiler. Evet. Ve milletvekili oldular. Yani siyasete girdiler ve milletvekili oldular. Esasına baktığımız zaman harikulade şahsiyetlerden bahsediyoruz. Hani kadınlar siyasete girdi diye birisine yeğenini, öbürünün işte ev hanımını şeye getirmiyorlar, parlamentoya evet. getirmiyorlar. Ciddi anlamda meslek sahibi insanlar ve siyasete yön verecek isimler esasında bunlar. Evet. Çünkü ilmi noktada muazzamlar, hayır hasenat noktasında muazzamlar. Bir taraftan Türkiye'yi payidar ederken diğer taraftan da hayır hasenatla yahut işte devletin hani sosyal devlet ayağıyla hakikaten halka hizmet edecek insanlar. Özel seçim bence, güzel de bir seçim Tabii. olmuş. Peki o zaman şöyle sorsam ben size. Şimdi bu kadınlar hayatlarında hakikaten güzel işler başarmışlar. Bir numara olmaya kadar çıkabilmiş bazıları kendi aralarında. Peki milletvekili olup parlamentoya geldikten sonra tutumları nasıl oldu? Yani daha doğrusu programımızın ismiyle ben soruyu sorayım size. Parlamentoya nasıl yön verdiler? Neler evet. yaptılar? Tabii şimdi temsil oranının düşüklüğüne bakıldığı zaman aklımıza şu gelebilir. Yani %4'lük bir parlamentoda kadın temsili neyi değiştirebilir? Elbette ki parlamentodaki eril siyasi yapıyı değiştirmesi mümkün değildir. Ama yön vermesi mümkündür. Evet. Gerçekten de milletvekilliği dönemleri boyunca parlamentodaki tutumları kadınlarımızın oldukça sakin, kavgadan, gürültüden uzak ki iktidar muhalefet ilişkilerini çalışan bir isim olarak söyleyeyim size. 1957 seçimlerinden sonra parlamentoda ve parlamento dışında gerçekten o kadar kopuk ve sürekli kriz ve sürekli tartışma çıkan bir iktidar muhalefet ilişkileri var ki İnanın o kavgalardan uzak durabilmek de bir iştir, bir meseledir. Bu da kadınlarımızın sağduyulu davranışları sayesinde aslında daha sakin, sükunetli geçmiştir. Tabii bu demek değildir ki hiçbir şeye karışılmamıştır, konuşulmamıştır. Hayır, gerekirse gerektiği yerde meclis kürsüsünden en ateşli itirazlarını etmişlerdir. Hiçbir zaman partizanca bir tutum sergilemeyerek fakat partisine de bağlılıklarını bildirmişlerdir. Aynı zamanda komisyonlarda, konferanslarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme yoluna gitmişlerdir. Şimdi özellikle biraz örnekler vererek gidelim. Lütfen. Çünkü isimlerimiz çok ama birer örnekle geçelim. Mesela Perihan Arıburun meclisteki konuşmaları ve tavrı Türk annesi ve Türk kadını üzerindedir. Bu onu ilke edinmiştir aslında. Bu konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Görevi oydu sanki. Görevi oydu sanki. Necla Tekinel daha çok İstanbul ve İstanbulluların sıkıntılarıydı. Çünkü zaten meclise girmeden önce de en iyi bildiği konu ve uğraştığı meseleler bunlar üzerineydi. Hatta eğitim ve öğretim faaliyetleri noktasında da kendisinin çalışmaları mevcut. Mesela diyor ki milli eğitim diyor politikalar üstü bir kavramdır, bir müessesedir. Bunu güncel siyasetten uzak tutalım, bir devlet politikasıdır şeklinde konuşmaları, görüşmeleri var ve çok da haklı olarak tabii ki. Bunun dışında Nuriye Pınar akademisyen, özellikle akademideki çalışan akademisyenlerin özlük haklarına ilişkin bir söz veriliyor kendisine. Onların savunuculuğunu yapıyor. O dönem için kendisi de bir doçent. Mesela doçentlerin maaşlarının durumu, özlük haklarının, emeklilik hakları ne olacak? Bütün bunları konuşuyor. Yani sadece annelik kadın üzerine değil, kendi meslekleri, kendi ilgi alanları üzerine de sıklıkla konuşmaları mevcut. Bir diğer aslında ben şey diyorum Nazlı Tılabar için. Türkiye'nin biraz daha batıya dönük yüzü Nazlı Tılabar. Türk kadınını bu şekilde temsil ediyor. Kendisinin sayıca fazla kongrelere katılması var. Birkaç isim zikretmek istiyorum.
1954 yılında Singapur'da düzenlenen Dünya Gençlik Kongresi'nde Türk heyetinin başkanı oluyor. 1957 ve 1959 yıllarında Asya Milletleri Antikomünist Birliği Konferansı'nda yaptığı konuşma ayakta alkışlanıyor. Sonrasında yine 1960'da Gine'nin başkenti Kanakri'de toplanan Asya Afrika Konferansı'nda konuşuyor. Tabii bu temsillerin dışında bir de Kıbrıs meselesine eğiliyor. Şimdi Demokrat Parti iktidarından önce Türkiye'de Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur ifadesi vardı. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonraki süreçte yapılan çalışmalar sonrasında Kıbrıs bizim milli davamızdır şeklinde bir dış politika değişimine gidildi. Şimdi bu noktada da milletvekillerinin içinde Nazlı Hanım bunu Avrupa kamuoyuna ve Amerikan basınına Türkiye'nin Kıbrıs'ta yapmak istedikleri ve Kıbrıs'taki Türklere yapılanları, soykırıma varan zulümleri ve Türkiye'nin bu noktadaki çalışmalarını duyurmayı kendisine görev edinmişti. Ve mecliste ve meclis dışında bu faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmüştü. Hatta Kıbrıs meselesini o kadar iyi anlatmış ki Amerika tarafından bir iyi niyet elçisi sıfatı da kendisine tanımlanmış bir isimdir. Bu da gurur verici bir durum aslında uluslararası arenada. Meclisteki tutumları gerçekten dediğim gibi partizan olmadığı için ve kavgalardan uzak durduğu için kadın milletvekilleri meclisteki diğer parti temsilcileri tarafından da desteklenmiş zaman zaman. Ve Akis dergisi o dönemin muhalif bir dergisidir. Olumlu yönde kapak olmuştur. Dergiye kapak olarak çıkmıştır Nazlı Hanım yaptığı başarılardan dolayı. Ve devamında da Türkiye'yi işte NATO, Uluslararası Parlamentolar Birliği gibi özel kuruluşlar, önemli kuruluşlarda da tabii dil bilmesinin de verdiği yetkinlikle son derece iyi bir şekilde temsil etmiştir. Ve parlamentoda da bakıldığında bu kadın eli değmesi hadisesi vardır ya, işte o değmiş, o eril yapıyı değiştiremese de en azından biraz itidal çağrısı ve partiler arasındaki ilişkilerin yumuşaması noktasında da destekleri olmuştur diyebiliriz. Ciddi anlamda yön vermişler o zaman o dönemki parlamentoya, siyasete veya bakış açısına yön vermişler. Ve çok kısa dönem yani her milletvekili 3 dönem olmuyor. Tek dönemlik milletvekili olanlar var. Bir dönem çok azdır artık günümüzdeki siyaset anlayışına bakıldığında. Çünkü bir şeylerin yerleşmesi için zaman geçmesi gerekiyor. En azından sonuçlarını görebilmek için kısa zamanda çok iş başarmışlar. Aslında hakikaten kendi hayatlarındaki kariyerlerini sanki depolarını doldurmuşlar ve milletvekili olduktan sonra da o depolarında ne varsa onları ortaya çıkartıp neşredip insanların ve Türkiye'nin özellikle menfaatine göre hareket etmişler diyebiliriz. Kesinlikle. Yani burada hani kadın milletvekili oldu, orada sadece mecliste bir sandalyeye sahip olduğu değil, meclisteki sandalyeye oturup orada şahlanan kadınlardan bahsediyoruz tabii neredeyse. Kesinlikle. Hakikaten önemli isimler. Ben de öğreniyorum hocam çünkü bu kadar muhteviyatına asla vakıf değildim. O zaman bu söylemleriniz üzerine şu soruyu sorayım size. O dönemde temsil edilme oranına göre buna bakacak olursak kadın milletvekillerinin sosyal ve toplumsal etkileri nasıl oldu? Evet, bir kere kadın milletvekilleri sayıca fazla olan erkek milletvekillerinin arasında parlamentoda söz sahibi olmaları aslında Türk kadınına şunu gösterdi. Yapabiliriz, hepimiz bunu yapabiliriz. Evet. Kadın hakları konusunda da çalışmalarımızı sunabiliriz. Sadece annelik, ev bakımı, aile konusunda değil, her alanda başarılı olma ihtimalimiz yüksek. Bir kere Türk kadınına ilk etapta toplumsal anlamda bu mesaj verildi. Onların meclise girmesiyle birlikte. Özellikle kadın erkek eşitliği noktası, siyaset anlamındaki eşitliği noktasında önemli bir artı olarak söyleyebiliriz. Şimdi Türk Kadın Birliği isminde bir kadın vakfı var. Ve o dönemde de daha öncesinde de Türk kadınının belli hakları elde edilmesi ve kadın sorununa eğilen bir platformdur. Bu platformun başkanlığına 1954 yılında Nazlı Tılabar geliyor. Şimdi bir milletvekilinin böyle bir derneğin vakfın başkanlığına gelmesi de aslında faaliyetlerin artması bakımından da oldukça önemli. Şimdi burada ilk olarak Anneler Günü'nün resmi bir bayram olarak kutlanması hadisesi
Nazlı Tılabar'ın girişimiyle olmuştur. Şimdi anneler günün kavramının yaygınlaştırılması toplumda kadın ve anneliğe verilen değerin fazlalaştırılması bakımından önemlidir. Hatta o dönem için birer tamim gönderilmiş belediye meclislerine. Bugün bir bayram gibi, bugün biz bayram gibi kutlamıyoruz ama o gün için gerçekten resmi bir törenle bayram olarak kutlanması öngörülmüş ve yapılmış bu. Bu da bir toplumsal değişime katkı sağlanması bakımından bence önemlidir ve sosyal etkisi de büyüktür. Sonrası için bakın günümüzde hala şekli değişse de kutlamak Mayıs ayının ilk pazar günü kutlamaya devam ediliyor. Bunun dışında kadınların istek ve şikayetlerinin tespitinin yapılması için bir aslına bakılırsa anket yapılıyor. Bugün anket şirketleri var. Nabzı tutan o dönem için yok. Evet. İlk ve çok değişik geliyor. Gazeteler aracılığıyla çeşitli sorular soruyorlar ve kadınlardan cevap topluyorlar. Ve genelde kadınlarla ilgili bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Burada Nazlı Tılabar şunu söylüyor. Diyor ki bizim burada yaptığımız iş feminizmle ilgisi yok. Biz burada şunu amaçlıyoruz. Türk kadını sorunları neler? Mutfakta ne kaynıyor ya da kaynamıyor? Ekonomi iyi gidiyor mu? Siyasetten ne bekliyor? Artık çocuk yetiştirme kısmında ne problemleri var, neler bekliyor? Biz aslında Türk kadınının neleri isteyip istemediğini buradan anlayalım. Sonra bunu meclise götürelim ve mecliste buna uygun yasalar çıkarılması noktasında adım atalım, girişimlerde bulunalım. Bu da baktığınız zaman sosyal ve toplumsal etkisidir kadın milletvekillerinin. Yani bunu bir erkeğin yapması veya erkeğin aklına gelmesi pek mümkün olan bir durum değil. Bunun dışında bir de yine bu dönemde önemli bir toplumsal etki olarak sayılabileceğimiz Kıbrıs'a bayrak gönderme bir propagandası var. Bir hareket var. Bunu Nazlı Tılabar başlatıyor. Neden? Evet bir Kıbrıs davası var. Kıbrıs'ta bir zulüm var. Ve uluslararası platformda Türkiye bunu temsil ediyor ve oradaki Türkleri sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Ama bunu köydekiler bilmeyebilir. Bazı taşra bölgesinde insanlar Kıbrıs'ta neler olduğunu anlamayabilir. Yani milli bir bilinci uyandırmak adına da bayrak kampanyası gerçekleşiyor. Ve gerçekten köylerde dahi bakıldığınızda iyi bir cevap verilmiş. Kamyonlarla bu birliğe destek veriliyor. Ve bir anda da dönemin basınında, gazetelerde biz bu kampanyaya yer aldığını görüyoruz. Yani bunların hepsi bir bütün olarak incelendiğinde kadın milletvekillerinin sosyal ve toplumsal değişime katkıları ve dokunuşları olduğunu söyleyebilirim. Aslında çok da fazla değişmiyor hocam. Biz bu stüdyoda daha Orta Asya'dan beri gelen Türk kadınını hep konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Yani Habaga'dan çıkan Türk kadını Bozkır'da nasıl yaşadı, daha sonra Göktürkler'de, onun sonrasında Selçuklular'da veya Osmanlı'da nasıl yaşadığını hep gördük. Kadın değişmiyor. Topluma hakikaten yön veren kadını gördük her seferinde. Şimdi siz bahsederken evet kadınların sorunlarını gideren de ya da onların sorunlarını eğlen de kadınlar, milletvekili kadınlar. Ancak Kıbrıs meselesinde bayrak gönderen de kadınlar. Evet. Devletleri devlet yapan da kadındır. Evet. O yüzden hakikaten çok da önemli mevzulara değiniyorsunuz. Kıbrıs meselesini gündeme getiren bir kadının olması harikulade bir olay. Hocam şimdi peki hakikaten mecliste güzel şeyler yapıyorlar ama bir de 27 Mayıs'a giden bir süreç var. Evet. Şimdi bu sürece giderken hani kadın milletvekilleri de orada yargılanacak. Birazdan bize anlatacaksınız. Bu yargılanma süreci hakkında çok da fazla mesaj geliyor, soru geliyor. Onları da ikinci bölümümüzde size ileteceğiz. İlk bölümümüzün zannediyorum son bir 10-15 dakikası kadar kaldı. Şu soruyu sorayım size ama mutlaka soru bitmeyecektir ve ikinci bölümde devam edeceğiz. 27 Mayıs 1960 müdahalesi. Tabii bu müdahaleye giden süreci de belki biraz anlatmak istersiniz ama o gün kadın milletvekilleri üzerinden tasvir edecek olursak o gün neler yaşandı? Bize ne anlatırsınız? Yani bir sabah kalktılar, ellerini mi kelepçelediler? Yoksa oraya giden süreçte kendilerini hazırlamışlar mıydı? O gün başlarına neler geldi? Dediğiniz gibi bir sabah kalktılar ve darbenin olduğunu öğrendiler. Evet. Milletvekilleri anılarında hiçbir şekilde askeri darbenin olacağını düşünmediklerini dile getiriyorlar. Şimdi biraz arka planına gelecek olursak, özellikle 1957 yılından sonra Türkiye'de iktidar muhalefet ilişkileri oldukça kriz şeklinde gidiyor. Artık parlamento içerisindeki muhalefetlik kısmı parlamento dışına taşıyor. Basın, üniversiteler,
askerin siyasallaşmış olması zaten fazlaca, kutuplaşmış olması bir şekilde toplumun artık ayrıştığı noktada seçimle iktidarın değişmeyeceğine inanan bir grup subay, zaten siyasallaşmış orduda bir yapılanmalar da var. Diyorlar ki müdahale etmenin tam sırasıdır. Çünkü Türkiye artık kötüye gidiyor onların görüşüne göre. 26 Mayıs günü Harbiye'de emir komuta zinciri dışında, diğer askeri darbelerden farklı olarak emir komuta zincirinin dışında 60 kadar örgüt mensubu subay ve buna destek veren 120 subay birleşerek gece yarısı saat 3-3.30 sularında askeri müdahaleyi başlatıyorlar. İstanbul herhangi bir direniş olmadan zapt ediliyor. Ankara'da ise Çankaya Köşkü'nde bir direniş var. Celal Bayar'ın, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın yaptığı şahsi direniş. Celal Bayar diyor ki ben buraya millet iradesiyle geldim. Millet beni seçti, millet beni buradan alır. Ben gitmem diyor. Beylik tabancasını çıkarıyor. Önce karşısındaki askere doğrulturmuş gibi yapıyor ve kafasına dayıyor. O arada da askerler elinden silah alıyorlar ve silah patlıyor. Silah sesleri Ankara'da duyuluyor. Ve o kalede düşünce artık Ankara'da zaten tamamen teslim alınmış oluyor. Ne acı bir olay değil mi? Bir cumhurbaşkanı için ve önemli bir devlet adamı. Celal Bayar'dan başbakanlarından birisi. İş Bankası'nın milli mücadelede kurucusu, neler milli mücadelenin galip hocası. Evet. Böyle bir maalesef problemle karşı karşıya kalınıyor. Sonrasında Adnan Menderes, Başbakan Adnan Menderes de Kütahya'da Muhsin Batur tarafından. Hiç inanmamıştı değil mi darbe olacağına? Hiç inanmamıştı. Öncesinde yani bazı sinyaller, belirtiler olmasına rağmen Adnan Menderes araştırma, rağmen tahkikat yaptırmayarak, üzerine gitmeyerek Türk askeri darbe yapmaz mantığından hareketle belki de en yakınındakini kendisini kandırmasıyla da diyebiliriz. Belki de, değil mi? Belki de, belki de seni örtülmesiyle en yakınındakilerin onun da ifadesi var. Hareketin parolası inkılap ve biz bundan sonra da inkılap hareketi olarak bunu hep duyacağız. O dönemin propaganda malzemelerinden biridir. Albay Alparslan Türkeş tarafından önceden hazırlanan bir ihtilal bildirisi okunuyor sabaha karşı radyolardan ve bu bildirinin içeriğine baktığımızda da deniliyor ki bu müdahale hiçbir zümreye karşı yapılmamıştır, tarafsızdır. En kısa sürede seçimle sivil idareye bırakacağız. Kardeş kavgasına meydan vermemek amacıyla yaptık biz bunu. Kansız bir şekilde başardık. Müsterih olsunlar, herkese eşit bir şekilde davranacağız. Yani eşitlik üzerinden gidiyor ama 28 Mayıs sabahında meydana gelen olaylar hiç de öyle olacağını, eşit olacağını göstermiyor. Direkt bir zümreye yapılmıştır. Bunu ben her platformda söylüyorum. 27 Mayıs Demokrat Parti mensuplarına ve onun hükümetteki yöneticilerine karşı yapılmış bir askeri darbedir diyebilirim aslında. Yani aslında evet, bir zümreye karşı yapılmıştır. İlk önce konuştuklarıyla sonra yapılanlar zaten bunları çok net bir şekilde gösteriyor ama tabii bu darbe yapılırken de bir bardak bile kırılmaması ülkede bu kadar kolay yapılması da dikkate şayan. Belki evet, gece yarısı yapılmış olması ama sonrasında zaten hep şu söylenir ya, 27 Mayıs darbesinde öyle bir ders çıktı ki 15 Temmuz'lar ortaya çıktı daha sonrasında. Bu defa olmayacak dedi halk. Evet. Bu defa müsaade etmeyeceğiz dedi. 27 Mayıs bir geleneği de başlattı aslında. Türkiye'de evet, darbe geleneği. Sanki sonrası erken 80. kalkanın darbe yaptığı bir ülke haline geldi. Gece yarısı. Gece yarısında. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Kadın milletvekilleriyle ilgili de şöyle söylemek istiyorum. Dediğim gibi Ayşe Günel anılarında anlatıyor. Diyor ki 27 Mayıs gece yarısında diyor dışarıdan sesler duydum ben. Kalkıp bakmak bile ihtiyacı duymadım diyor. Fakat sonra sabaha karşı sesler o kadar çok arttı ki ben de camdan baktığımda askerleri gördüm diyor. Hemen radyoyu açtım. Darbe olmuş diyor. Şaşırdım diyor. Sonrasında sabaha karşı tabii bekliyor. Askerler geliyor. Genellikle zaten iki asker gelir. Önce bütün milletvekillerinin evlerini didik didik arar. Zaten darbe yapılmadan önce de kimlerin evine girinip aranacak, kimler tutuklanacak bunlar belirlenmiş önceden. Ama daha sonradan da yapılınca sürekli telefon trafiği var. İhbarlar geliyor, yeni tutuklama listeleri oluşturuyor ve liste uzayıp gidiyor. İnsanlar yetişemiyorlar bile kimin evine gitsek diye. Ayşe Günel'in evine geliyorlar ve bu noktada kendisine kardeşi aslında tutuklamak için değil de kardeşini soruyorlar. Emin Kalafat nerede diye.
trajikomik bir olay olarak anlatır Ayşe Hanım anılarında. Der ki evin her yerini didik didik aradılar. Bir subay tam 3 kere buzdolabının içerisine girip baktı. Ben de bir espri yapmak ihtiyacı duydum. Emin ufak tefek bir adamdır ama hiçbir şekilde buzdolabına da sığacak kadar küçük değildi dedim diyor. Yani ağlanacak halime aslında orada güldüm diyor. Ve kendisini ilginçtir tutuklamıyorlar o zaman. Bırakıp gidiyorlar, daha sonra tutuklayacaklar. Necla... Bütün milletvekillerini tutuklamadılar mı da kendisini bıraktılar? Şöyle oluyor aslında. İlk etapta bir liste var ellerinde. Kimisini 27 Mayıs sabahında gidip tutukluyorlar. Ha, ama o listeye kadın göre milletvekillerin alıyorlar. İçerisinde o gün tutuklananlar yok. Sonrasında tutuklular Ankara'da Harp Okulu'na geçtiği için iki karargah var. Biri Ankara'da Harp Okulu. İstanbul'da tutuklanan milletvekilleri ise Balmumcu Garnizonu ve Davutpaşa Kışlası'na götürülüyor. Şimdi Cemal Madanoğlu yine askeri cuntanın da önemli liderlerinden birisi. Bu tutuklamaların olduğu gün Ankara'ya geliyor Harp Okulu'na ve bakıyor ki etrafta insan kalabalığı, o kadar çok kişi tutuklanmış ki. Yahu diyor, ne yapıyorsunuz, bu kadar insanı tutuklamışsınız? Salıverin diyor. Özellikle parti içerisinde muhalif olarak bilinen isimlerin listesi alınıyor. Bunları gönderin diyor. Fakat sonrasında darbenin hukuki meşruiyetini aslında tehlikeye düşürebileceğinden endişe duyan ilim heyeti, anayasa hukukçularından oluşan ilim heyeti diyor ki tutuklanmalılar, Demokrat Partililer tutuklanmalı, yoksa darbenin meşruiyeti tehlikeye girecek. Bunun üzerine tekrar Haziran'ın 4'ü 5'i gibi tarihlerde hem bırakılanlar hem tutuklanmamış olanlar tekrar tutuklanıyorlar. Ya öyle bir şey anlatılıyor ki Ankara'da çıkarılan bir kanunla, genelgeyle diyelim daha doğrusu, arabaların bagaj kapakları açık seyretmek zorundadır. Demokrat Parti milletvekillerinin saklanabileceği endişesi duyulmuştur. Ya bu kadar da... O kadar mı tehlikeliler Demokrat Partili milletvekilleri? Halbuki hemen hemen hepsi sağlık sorunları olanlar haricinde bavulunu, bir küçük bavulunu hazırlamışlar. Bekliyorlar zaten. Giyinmişler takım elbiselerini ve bekliyorlar. Evet. Kapılarının çalınıp gelmesini, sıranın onlara gelmesini bekliyorlar. Daha sonrasında bu kadın milletvekilleri arasında tutuklanmalarda, anılarında anlatanlar var mı nasıl tutuklandıklarını? Tabii ilk günü o 27 Mayıs'ta neler yaşadıklarını anlatanlar var. Mesela Necla Tekinel gece yarısı tutuklanıyor. Bir de bir işin garip bir şeyi var. Hani gündüz tutuklama neden olmuyorsa bir herhalde psikolojik anlamda bir rahatsızlık hissetmeleri açısından gece yarısı tutuklamalar oluyor. Gece yarısı evinin kapısı çalınıyor. Hadi darbeyi gece yarısı yaptılar ama hani gün içerisinde de tutuklama maalesef yapabilirler ama yapmıyorlar. İki çocuğunla vedalaşma fırsatı verilmeden apar topar götürülüyor. Zaten çok fazla da eşya almalarına da izin verilmiyor kendilerinin. Perihan Arıburun için konuşursak, Perihan Arıburun askeri bir darbenin olduğunu, eşi de Hava Kuvvetleri Komutanı Tekin Arıburun sabah işe gidiyor, akşam işten gelmeyince bir terslik olduğunu düşünüyor. Ve sonrasında darbe olduğunu anlıyor ama o zamana kadar da onun da darbe olduğundan herhangi bir düşüncesi, bir yapısı yok. Türk askeri öyle şey yapmaz deniliyor. Tabii şimdi götürme esnasında da, yani tutuklanma esnasında evlerinden alınıp ilk ifadelerinin alındığı, gözetim altına, nezaret altına alındığı noktalara gidene kadar da iki farklı boyutu var işin. Biz biliyoruz ki kimi subaylar çok saygılı, çok dikkat ederek, onur kırıcı davranışlarda bulunmadan sessiz sedasız bunu halletmişler. Ama biz biliyoruz ki yine kötü ifadelerle, küçük düşürücü ifadelerle, hatta yuhalatarak, alkışlar eşliğinde nezarete alınanları da biz biliyoruz. Bunların hepsi bir karma aslında. Aynı şekilde toplumda da mesela komşular arasında darbe olduğu için eğlenenler, sokağa çıkma yasağı normalde olmasına rağmen yasağı delip bayram havası halinde olanlar olduğu kadar ağlayanlar, üzülenler de var. Bir de şöyle bir algı var. Türk askerine duyulan güven, Mehmetçiğe duyulan güven ve onun bir askeri darbe yapacağını düşünmemek. Mesela milletvekili anılarında biz şunu görüyoruz. Oğlunu ya da kızını işte tutukluyorlar. Annesi çıkmış, bayrak sallıyor dışarıda. Ya neden yapıyorsun? Biz gidiyoruz, Allah, biz tutuklanıyoruz. Allah. Türk askerinden kötü bir şey gelmez. Ne yapıyorsa iyi yapmıştır diye bir düşünce de söz konusuydu açıkçası. Onu da söyleyebilirim. Ne acı. Yani aslında daha sonrasında daha acı olaylar da yaşanacak. Tabii. Surette.
Hocam ilk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Ben hemen izleyicilerimize hatırlatayım. Işıl Tuna Pınar hocamızın Yassada'da Yargılanan Demokrat Parti Kadın Milletvekilleri isimli eserinden konuşuyoruz bu akşam. Yassada'da Yargılanan Kadınları konuşuyoruz, Kadın Milletvekilleri. Programımızın ilk bölümü bitti. Ben mesajlarınızı alıyorum, sorularınızı alıyorum. İkinci bölümde hocama mutlaka yönelteceğim. İkinci bölümde artık kadınların yargılanması ve nasıl yargılandıkları ve oradaki yaşam süreçleri, neler yaşadıkları, nasıl muameleye maruz kaldıklarını konuşacağız. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra biz buradayız. Siz de burada olursanız güzel şeyler paylaşacağız. Vav TV ekranlarında Yön Veren Kadınlar programındayız. Yassada'da Yargılanan Milletvekili Kadınları konuşuyoruz. Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Işıl Tuna Pınar hocamız bizlerle birlikte. Biz araya gitmeden önce Yassada'da yargılanan kadınların vaziyetlerini ve durumlarını konuşuyorduk. Şimdi hocama sorumu şu şekilde yönelteyim. Hocam birazdan bu kadınların, Yassada'da yargılanan kadınların sayısını ve kimler olduğunu soracağım size ama evlerinde otururlarken bir darbe gerçekleşti ve kimisi darbeden belki birkaç gün sonra tutuklandı ve götürüldü. Ben götürülmede neler yaşadıklarını soracağım size. Yani nasıl götürüldüler Yassada'ya ve daha sonrasında da bu kadınların kimler olduğunu soracağım. Götürülme koşulları nasıldı? Çünkü birazdan arkadaşlarımız bir VTR getirecekler. Daha önce yapılan bir belgeselde oradaki yaşam koşullarını ve orada yaşarlarken halkın nabzını da biraz dengede tutmak adına, belki halka oradaki olayları farklı yansıtma adına bir de belgesel yapmışlardı kendi düşüncelerine göre. Arkadaşlarım da sizin sözünüzden sonra o VTR'ye getirirler inşallah bir konuyu anlamak adına. Yani kadınlar nasıl götürüldü, neler yaşadı orada? Şimdi Yassada Bizans döneminden itibaren kullanılan bir ada. Bizans döneminde mahkumların tecrit edildiği bir yer, sürgün edildiği bir yer. Osmanlı'nın son döneminde de sokak hayvanlarının, başıboş sokak hayvanlarının tutulduğu bir ada. Hayırsız ada olarak da ifade ediliyor diğer bir tabirle. Şimdi darbeyi yapanlar deniliyor ki tutukladıklarımızı bir o kadar merkezden uzakta bir yere götürelim ama bir o kadar da gitmesi kolay olan bir yere götürelim. Neresi olabilir? Yassada olabilir. Yassada'da 1940'lı yılların sonundan itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na verilmiş. Orada bu dışarıdan bir görünümüdür yukarıdan. Büyük bir kompleks var orada. Bir spor salonu, mahkemelerin olduğu yer orasıdır. Bir hastane, birkaç da yine hem konaklama yeri hem de eğitim alanları mevcut olan bu kadarla kalan bir adadır. Bu ada tercih ediliyor. Tabii Ankara'dan öncelikle getiriyorlar uçaklarla. Ne kadar süre sonra götürüyorlar Yassada'ya? Kısa bir süre içerisinde Yassada, Haziran ayı içerisinde nakiller başlıyor. Davaların başlama sürecine kadar milletvekilleri daha iddianameler hazırlanırken orada kalıyorlar. Yani aslında beklemede de o kısımdalar. Davalardan önce de yaklaşık 15-16 ay toplam süre zarfında o bölgede kaldıklarını ben söyleyebilirim. Şimdi Ayşe Günel anılarında anlatıyor, diyor ki gece yarısı biz gene bindirildik diyor vapurlara. Nereye gittiğimizi de bilmiyorduk diyor. Sonradan öğrendik ki diyor orası Yassada denilen bir adaymış. Tabii birçoğu anılarında Yassada'ya giderken ölçüsüz muameleler kendilerine yapıldığını da ifade ediliyor. İnsanın sabrını zorlayan, sert, işte hakaretler yağdırmak suretiyle psikolojik bir sıkıntıya düşürme tekniği olarak da ifade edebilirim. Düşükler bunu demek zaten düşükler, her şeyin başında. Ailelerine kuyruklar gibi aşağılayıcı ifadeler söz konusu. Hatta isimlerinin Yassada'ya götürülürken kadınlar özelinde söyleyeyim, mahkum kadınlar olarak sıfatlandırılmışlar. Yani isimlerini söylemiyorlar. Mahkum kadınlar şuraya geçin, şöyle yapın gibi ifadeler mevcut. Hilal Ülman, Bursa milletvekili, son kafilenin içerisinde gelen bir kadın. Diyor ki tek kadın bendim diyor vapurun içerisinde. Benden başka kadın yoktu. Etrafımdaki erkeklere baktım. Bakanlar, milletvekilleri, önemli bürokratlar vardı. Hepsinin yüzünde şaşkınlık, korku, üzüntü gibi ifadeler varken sonra kendime bir baktım diyor. Kendimi aşırı bir sakin gördüm. Hem daha güçlü duruyordum onlara göre. Herhalde 27 Mayıs sabahı yaşadığım şokun bir tesiri olarak diyor. Artık kayıtsız ve donuk kalmıştım diyor. Darbe haberinin şoku mu? Darbe haberinin şokunu üzerinden atlattıktan sonra
artık mevcut duruma adapte olmuş. Yani başına gelenlerin farkında ve sakin bir şekilde izliyor. Artık korku ve paniğe kapılmıyor. O dönemi geçmiş. O zaten 27 Mayıs'ta onu yaşamış. Bundan sonra vatan ve millet aşkı için ne olacaksa olsun diyor. Bir hani cesaret örneği olarak da bunu ifade edebiliriz. Tabii ilk kale oraya adım attıklarında adaya gözlerine işte bakıldığında bir kale süliyeti, işte askeri bir takım binalar dikkatlerini çekiyor. Tabii karanlık olduğu için de çok fazla bir şey göremediklerini de ifade ediyorlar ama sonrasında da zaten çok fazla adayı gezme imkanları da bulunmayacak. Belli saatlerde sadece dışarı çıkabilecekler ve birbirleriyle konuşmaları yasak olan bir kısımda. Odalarına bakarsak ikişerli ranzalar halinde. Şimdi kadın milletvekilleri aslında oradaki zor şartlarda biraz daha şanslılar mı diyebiliriz? Kadınlar bir arada kalıyorlar. Yalnız değiller. Hepsi bir arada mı? Hepsi bir arada kalıyorlar. Ranzalar var ikişerli. Birkaç sandalye var. Oturmaya maalesef yer yok. O yüzden ranzalarda oturuyorlar. Kıyafetleri yaklaşık 3-4 gün sonra geliyor. Aynı kıyafetle oturuyorlar. Erkekler dörderli gruplar halinde kalıyor odalarda. Adnan Menderes ve Celal Bayar ise tek kişilik koğuşlarda ve kimseyle irtibatta bulunmadan kalıyor. Zaten mahkemelerin başladığı gün Adnan Menderes söz alıyor. Diyor ki uzun süredir yasada da tutuklu kaldık. Kendimle baş başa kaldım. Bana en azından tuvalete giderken yanıma refakat edecek bir arkadaşımı gösterirseniz iki kelam ederim. Asaplarım, sinirlerim düzelir yoksa sinir harbi içerisindeyim diyor. Yani düştüğü aslında müşkil durumu gözler önüne aslında seriyor. Aslında psikolojik de çok büyük işkencelere maruz kalmışlar. Evet, bu bir psikolojik şiddet. Yani. O dönem psikolojik için belki şiddet. Böyle bir adlandırma yoktu. Sadece şiddet fiziksel olarak görülüyordu ama psikolojik şiddet de o dönem için aslında çok kullanılmıştı diyebilirim. Bu şekilde oraya götürülme noktaları var ama tabii ki kadınlar da erkekler gibi yine aşağılayıcı ifadelere de maruz kalmışlardır. Anılarında bunları görüyoruz. Kaç milletvekili vardı? Ayten Demirci sormuş sorularımız arasında 7 milletvekili vardı. Toplamda 8 milletvekili mecliste zaten bir tanesi CHP milletvekili, 7'si Demokrat Partili olduğu için isimlerini tekrar zikretmekte fayda var. Perihan Arıburun, Necla Tekinel, Nuriye Pınar, Piraye Levent, Nazlı Tılabar, Ayşe Günel ve Hilal Ülman. Yasada da yargılanan kesimler arasında bulunuyor. Peki burada şimdi Yasada'ya götürüldüler. Biz bir VTR'mizi izleyelim. Onu da şöyle söyleyelim. Yasada'da nasıl yaşadıklarına dair aslında onları biraz da hor görmek, aşağılamak. Yani zaten aşağılanıyorlardı ama daha da aşağılamak adına bir film çekiyorlar. Ve daha sonra... yine ismini hatırlayamayacağım ama biz diyor öyle bir yerden patika yoldan geçirdiler ki ben adada öyle bir yol olduğunu bilmiyordum. Perihan Hanım'ın ifadesi Perihan Hanım'ın yalnızca film çekmek için bir gösteriş olarak ama bir hanımefendinin ayağının aksadığını da zaten orada görüyoruz ki belki orada yaşadığı işkenceden dolayı. Arkadaşlarımız hazırsa VTR'mizi getirebilirler. Menderes 1 Haziran gecesi Yassıada'ya çıktığında hayret hissi yüzünden okunuyordu. İskelenin iki yanına silahlı askerler dizilmişlerdi. Nereye ve neden getirildiğini bilmiyordu. Ürkek adımlarla adanın merdivenlerini tırmanırken süngülerin arasından geçti. Şaşırdı. Adada asıl üzüntü veren durum 14 Eylül günü yaşandı. Gece yarısı bütün tutuklular aniden kaldırıldılar. Hemen giyinmeleri ve hazır olmaları istendi. Çoğu işte vakit geldi diye düşündü. Oysa tüm bu hazırlık sadece bir film çekimi içindi. O günlerde halk arasında Yassıada'dakilerin durumunun çok kötü olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Bunun üzerine de askeri yönetim hemen sinemalarda gösterilmek üzere bir film hazırlanmasını emretmişti. Tüm tutuklular yeni geliyorlarmış gibi gece yarısı iskeleye götürülüp merdivenlerden yürütüldüler. İş bununla da bitmedi. Adada yaşamın ne kadar iyi olduğunu göstermek için berberde, hastanede, koğuşlarda çekimler yapıldı.
Odasında kitap okuma taklidi yapan Fatin Rüştü Zorlu'nun tedirginliği yüzünden okunuyordu. Refik Koraltan kantinden alışveriş yaparken rahatsızdı. Perihan Arıburun filmde hafif aksayarak yürüyebiliyordu. Düşükler Yassı Adada filmi hemen piyasaya sürüldü ve sinemalarda gösterilmeye başlandı. Tabii hiç alışılmadık bir seslendirmeyle yapıldı bu. Vatan Cephesi Başkumandanı Kemal Aygün, Barların Haratçı Başısı Faruk Oktay ve üniversite gençliğinin amansız celladı Bumin Yamanoğlu. İşte İstanbul'un kumar, eroin ve cinayet kolektif şirketi. Daha yargılamalar başlamadan hükümler giydirilmiş gibiydi. Hele aylardır kamuoyunda görünmeyen Menderes'in kamera karşısında zorla yemek yemeye çalıştığı sahne izleyenleri şaşırtıverdi. Poz vermeden edemez. Sofrasında kilosu 1000 liraya satılan siyah havyar bulunmamakla beraber bayar iştahından bir şey kaybetmiş görülmemektedir. Filme tepki hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik bir yerden, Celal Bayar'dan geldi. Bayar, 25 Eylül pazar sabahı ailesine hitaben şu satırları yazdı. Aileme, Bayar isminden utanmayınız. Onunla iftar edeceğiniz günler yakındır. Sonra elinde çantası ve çamaşırları ile adanın banyosuna gitti. Belindeki kemeri çıkardı, boynuna doladı ve olanca gücüyle sıkmaya başladı. O sırada içeri giren nöbetçi 77 yaşındaki devrik cumhurbaşkanını yüzü mosmor kulağından kansız erken buldu. Bayar acilen tedaviye alındı. Son anda kurtarıldı. Ayıldığında bize dedi. Yeşilçam oyuncuları gibi film çevirttiler. Revai hak mıdır bu? Evet arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada yeri gelmişken ben rejiye ve program ekibime çok teşekkür ediyorum. İşte başta Oğuz Bey olmak üzere, editörümüz, kanal müdürümüz olmak üzere. Reji ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Çünkü program için söylemiş olduğum bir ismi hemen arkaya görsel olarak getirmek hakikaten zordur. O anlamda zoru başarıyorlar arkadaşlar ve hemen her ihtiyacımızı en kısa süre içerisinde gidermeye çalışıyorlar. Ellerine yüreklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. İşini aşkla yapan insanlar bu şekilde anılırlar diyelim. Sonsuz teşekkürlerimizi sunalım. Hakikaten hocam görüntüleri izlediğimiz zaman insan üzülmemesi elde değil. Yani ve Yassı Adaya gidenler esasında sizinle BTR yayınlanırken konuştuğumuz gibi Yassı Adaya gidenler yaşayanlar. Bir de Namık Gedik. Yine milletvekili olarak orada bulunurken Yassı Adaya gitmeden önce kalp krizi geçirenler ve işkenceye maruz kalanlar. İki kişi hayatını kaybediyor ve yine yargılama sırasında da hayatını kaybedenler mevcut. Ne yazık ki bunlar yaşanıyor. Hocam şimdi Yassı Adaya götürüldüler kadınlar. Kimi hor görülerek ya da kimi belki bir takım sözlere maruz kalarak oraya gitti. Giderken yaşadıkları var ve siz az önce VTR'yi izlerken dediniz ki Menderes'in hani bu merdivenden yukarı çıkışını en az 10 kere yapmışlar ki sanki ilk kez geliyormuş gibi bir izlenim vermek adına. Zaten de izlemiş olduğumuz filmde görmüş olduğumuz üzere aşağılanıyorlar. Evet. Yemek yemelerinden her anlamda aşağılanıyorlar ve bir milletvekili hanımefendi aksıyor yürürken. Evet. Ve oradaki yaşam koşullarını da bize en güzel şekilde ifade edebiliyor. Nasıl bir yaşam koşulları vardı ve konuşturulmak için neler yaşıyorlardı. Ben şimdi size bunları sırayla soracağım ama öncelikle şunu sorayım. Siz yapmış olduğunuz araştırmalarda ve çalışmalarda kadınlar oraya götürüldüler. Tabii ki hani pozitif ayrımcılık olması gerekir mi kadınlara? Olması gerekir. Çünkü onlar annedir ve farklı özellikleri vardır. Yaşam koşulları açısından ortamları nasıldı? Yani daha şanslıydı dediniz. Evet hani birkaç kadın bir arada kalabiliyorlardı ama yaşam koşulları nasıldı? Yaşam koşulları adada herkes için oldukça ağırdı. Şimdi iki sebebi var bunun. Birincisi adanın coğrafi konumu. Mevsim itibariyle kış şartlarında olması maalesef kaldıkları odaların
bakımsız ve yetersiz olmasından kaynaklanan fiziksel koşullar bunlar. Hüsamettin Cindoruk Yasada davalarında avukatlardan birisidir. Diyordu ki eğer bir lodos ve sis beraberinde varsa vapurla adaya ulaşmak o kadar zor ki ben yanımdaki avukat arkadaşımın ayakkabısından deniz sularını döktüğümüzü bilirim diyordu. O kadar bir zorlu şartlar altında adaya gidiş söz konusu. Bir de soğuk ve rutubet ortamının düşünün yetersizlik. Bu işin fiziksel boyutu. Bir de maalesef ada yönetimi boyutu var. Ada kumandanı Tarık Güryay elinde bir kırbaç gibi bir şey tutuyor. Ve dönem boyunca da o kırbacıyla anılıyor. Kendisi son derece katı, sert, otoriter bir tavır sergiliyor. Ve böyle bir ortamda Ayşe Günel'in ifadesiyle ada yönetimi hepimiz için feciydi diyor. Şimdi bakıldığında adada mahrem hiçbir şey yok. Ve mahrem hiçbir şey olmamasını da en yüksek mertebede özen gösteriyorlar. Bir kere koğuşlara tutuklular gelmeden önce Tarık Güryay'ın emriyle dinleme cihazları yerleştiriliyor her odaya. Yani herkes aslında dinleniyor orada. Herkes aslında dinleniyor. Yine kadın milletvekilleri anılarında anlatılıyor. Diyor ki Nazlı Hanım'la Nuriye Hanım'ın sıklıkla konuşmaları var odanın içerisinde. Ama Perihan Hanım'ın sesi gelmiyor. Belli bir süre sonra merak ediyor Tarık Bey acaba ne oldu, hasta mıdır diye. Hemen milletvekillerinden birisini çağırıyor. Diyor ki bugün hiç sesi çıkmıyor. Hasta yatıyor mu çıkmıyor yoksa konuşmuyor mu diyor. Kadın milletvekilleri de ondan sonra anlıyor odada bir dinleme cihazı olduğunu ve kayıt yaptıklarını. Nereden biliyorlar yani kadının konuşmadığını? Değil mi? Kayıt yapılıyor ve üzerine bir geldiğinden dolayı. Çünkü siz sürekli konuşuyorsunuz diyor. O zaman konuştuklarını nereden bilecekler? Tabii bir konuşmaları dinleme kısmı mahkemelerde daha sonra aleyhte delil olarak kullanılabileceği düşüncesiyle kayıt altına alınıyor. Bunları dinleyen bir heyet var. O heyet bir gün sonrasında divana bunları naklediliyor. Şunlar kullanılabilir, bunlar kullanılamaz diye. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Tabii Tarık Güryay'ın kişiliği ve ada yönetiminde katı kurallar uygulaması hem diğer milletvekillerin tutuklular için hem de kadınlar için bir münakaşa konusu. Yani Tarık Güryay'la tartışma yaşamaları kaçınılmaz aslına bakılırsa. Ve biz bunu en çok Perihan Arıburnu görüyoruz. Sıklıkla tartışıyorlar. Birkaç hadise var anılarında anlatıyor. Şimdi bir şekilde ifadeden çıkmış. Koğuşa gidecek Perihan Hanım. Ama Tarık Güryay onu odasına çağırıyor. Ve bir takım bir şeyler söylüyor. Herhalde Perihan Hanım da sinirlenmiş ki ona bir soruyla cevap veriyor. Efendim diyor siz Halk Partili misiniz? Bunu duyunca Tarık Güryay sen ne biçim konuşuyorsun deyip şiddetleniyor. Çıkarın bu kadını dışarı diyor. Perihan Hanım dışarı çıkıyor bir erle birlikte. Bu öfkesini alamayan Tarık Bey hemen arkasından geliyor ve kendisine dokunacak. O anda Perihan Hanım bunu hissediyor. Diyor ki albay sakın bana dokunma. Çek vur beni diyor. Bunu sözlü olarak da kendi anılarında aktarıyor. Ortam buz kesiyor. Tarık Güryay yaptığının hemen farkına varıyor ve elini çekiyor. Dönüyor ere. Oğlum diyor sen çek vur beni diyor. Tamam ana diyor boş ver diyor. Sen üzülme diyor. Gel biz koğuşa gidelim diyor. Ve o kadar sinirlendiğini yakın çevresine Perihan Hanım anlatmıştır. Bu ve bunun gibi birçok olay. Mesela direkt olarak ifadesi verilirken, tutanaklara zapta geçerken konuşmalarına engel oluyor Tarık Güryay. Diyor ki siz niye bunu böyle söylüyorsunuz? Öyle değil böyle söyleyin diyor. Perihan Hanım diyor ki bu benim ifademdir yazılı. Siz bana müdahale edemezsiniz diyor. Anladım. Ve bunun üzerine bir tartaklanma da yaşadığı ifade edilir. Saçlarının dağılmış bir şekilde oradan çıktığını ve ağlayarak çıktığını sonrasında da herkes şahit olsun. Ben bu adamı buradan çıktıktan sonra mahkemeye vereceğim şeklinde bir münakaşa yaşadıklarını yani fiziki herhalde bir temasın da olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Aslına bakılırsa. Aslında ne kadar da güçlü bir kadın. Yani tabii. Onun karşısında dimdik durabiliyor, cevabını veriyor. Tabii hiçbir zaman sessiz kalmamış. Çünkü benim yanlış hatırlamıyorsam milletvekillerinin erkek olsun bayan olsun cevapları şuydu. Biz yanlış bir şey yapmadık. Tabii kesinlikle. Yani konuşun diyorlar. Menderes'i ele verin diyorlar. Yanlış yaptılar diyor. Ama hiçbir şekilde zaten mahkemelerde de bir numaralı tutum şu. Aynan Menderes ve Celal Bayar'ı eleştirirseniz yaptıklarını tasvip etmezseniz onun karşısında onu suçlayıcı ifadelerde bulunursanız yasadadan çıkış
gibi bir mantık oluşuyor. Bunu yapan milletvekilleri de var. Ama yapmayanlar çoğunlukta. Zaten Başsavcı Altay Ömer Egesel'in 500 sayfalık iddianamesinde özetle diyor ki Demokrat Parti milletvekillerinin hepsi suçludur. Çünkü Menderes'i ıskat etmemişlerdir. Onun yaptıklarına hayır dur dememişlerdir. Bu da diktatör rejiminin en temel özelliğidir diyor. Eleştirecektin diyor. Ama eleştirilmiyor muydu? Demokrat Parti meclis grubu tutanakları var. Bugün hepsi arşivde, meclis arşivinde online açık erişime sunuldu. Biz araştırırken yoktu. Ankara'dan getiriyorduk, fotokopi çekiyorduk, rica ediyorduk. Şimdi hepsine ulaşabilirler. Bir tıkla ulaşabiliyor. Ve orada da hepsi zapta geçmiş tutanaklarda gerçekten çok çetin Menderes'in karşısında olan insanlar da var. Her ne kadar yanında yaptıklarını olumlayanlar olduğu gibi aleyhlerine de konuşanlar var. Zaten parti içi demokrasi olmasa Demokrat Parti'nin içerisinden yeni partiler kurulur mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmadı mı Demokrat Parti? Yani Demokrat Parti'nin içinden de pek çok parti kurdu. Zaten demokrasi kültürü ve siyaset çok partili yaşam bunu gerektirir. Kesinlikle. Hocam Ayten Demirci sormuş. Sorularımız arasında bu da var. Şimdi ben de bunu yönelteceğim size. Hamile bir milletvekili vardı. Bu çocuk ne zaman ve nasıl dünyaya geldi demiş. Ben de Necla Tekinel'in özel bir durumu var ve önce bunu saklıyor hamileliğini. Daha sonrasında ortaya çıktıktan sonra hamile bir kadına muameleleri nasıldı ve bu çocuk nasıl dünyaya geldi? Yani orada mı doğuyor? Evet. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Tabii. Şimdi Necla Tekinel'in Yassada da özel bir durumu vardı ve Tekinel oğlu Mehmet'in ifadelerine göre annesi hamile olduğunu da biliyordu. Doğan Mehmet'in mi? Doğan yani Yassada Doğan Mehmet'in ajanslara verdiği bilgilerde, ifadelerinde biz annesinin hamile olduğunu biliyoruz. Burada çocuklarınla birlikte iki kızı ve bir oğlu. Kendisinin lakabının da Yassı Adalı Mehmet olduğunu söylüyor öyle Mehmet mi? Bey. Evet. Aralarında özellikle Celal Bayar'ın onu öyle seslendiğini ifade eder. Tabii kendisi bilinçli bir şekilde saklıyor. Çünkü diyor ki eğer ben hamile olduğum anlaşılırsa buradaki bana muamele pozitif yönde değişecek. Burada bu kadar 500 küsur milletvekili var ve bunlar hem psikolojik hem fiziksel sıkıntı çekiyorlarsa ben onların dava arkadaşıyım, o zaman benim de çekmem lazım diyerek bir adalet, bir eşitlik düşüncesinden yola çıkarak saklıyor. Bunu ortaya çıkaran kişi yine Mehmet Bey'in ifadelerine göre aynı zamanda doktor olan ve tutuklu bulunan arkadaşı Profesör Doktor Saliha Balaykan. Görüyor ve diyor ki Necla Hanım'a sen hamilesin. Necla Hanım diyor ki söyleme sakın. Ama söylememiz lazım. Hayır söylemeyeceksin diyor. Ölçüsüz bir muameleye denk gelince Saliha Hanım diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Bu kişi hamile, hamile kadına böyle davranmaya utanmıyor musunuz diyor. Bunun üzerine tamamen şaşırıyorlar ve tavırlarında tabii değişiklik oluyor. Özellikle yemesine içmesine daha dikkat ediyorlar. Günde bir saatliğine de olsa ayaklarının açılması için yürüyüş izni veriliyor. Tabii bu yürüyüş tek başına, arkadaşlarınla aynı saatte değil, karşılaşmayacak, dışarıda konuşmayacak. Yanında bir er ve silahlı bir erle birlikte adayı bir saat boyunca gezecek. Verilen özel itimam bu kadarla sınırlı kalıyor. Yoksa yattığı yerde aynı, yediği yemek de aynı, başka bir şey yok. Zaten Necla Hanım da kendine özel bir şey bekleyen birisi değil. Tabii doğum yaklaştıkça ve kış şartları arttıkça Necla Hanım'ın doğumu da tehlikeye geliyor ve hatta kendi hayatını da tehlikeye atacak boyutta sancılarının olduğu söyleniyor. Bunu Kasım ayında aynı zamanda avukatı da olan eşi Hakkı Tekinel bir dilekçeyle Yüksek Adalet Divanı'na başvuruyor. Diyor ki eşimin böyle böyle doğum yaklaştığı için sıkıntıları var. Ben bu dilekçeyi daha henüz de davalar sonuçlanmamış, daha davalar yeni yeni başlıyor. Duruşma sıraları bize gelmeden, savunmalarımız yapılmadan bu dilekçeyi veriyor olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Ben ve eşim diyor memlekete, vatana hizmet etmek ne kadar parlamentoda görev yapmak demekse burada Yassada da tutuklu bulunmak da memlekete hizmetin bir parçasıdır. Fakat ben bunu bir insani yardım amaçlı olarak size yazıyorum diyor. Karımın şartlarından dolayı doğumu tehlikeye girecek. Lütfen affını sağlayın veya evde tutulsun. Şartlı bir tahliye gibi durum söz konusu olsun. Tabii divanca bu reddediliyor. Fakat sonra bakıyorlar ki hakikaten ağırlaşmış. Ocak ayında
Kasımpaşa Askeri Devlet Hastanesi'ne yatırılıyor. Orada müşahede altında kalıyor. Doğumunun gerçekleştiği 9 Şubat'a kadar yaklaşık bir ay sürede tutukluluk vaziyetinde hastanede tamamlıyor ve doğum gerçekleşiyor. İsmini Mehmet koyuyorlar. Bir erkek çocuğu dünyaya geliyor. Doğumdan 2 gün sonra da kendisi Mehmet'le birlikte Yassıada'ya geri dönüyor ve Yassıada şartlarında sadece 16 gün dayanabilmişler. Tabi oranın soğuğu ve rutubetine, imkansızlıklarına. Sonra Necla Hanım kendi isteğiyle, tabi ada şartlarının da zorlamasıyla kayınvalidesine, babaannesine evladını emanet etmek durumunda kalıyor. Çünkü zaten 2 tane daha evladı var. Evet, birisi öğretmen çalışıyor, diğeri okuyor. Kendisi 40'lı yaşların ortalarında. Bu arada milletvekillerinin hemen hepsi 40'lı yaşların ortalarında. Sorumuz da gelmişti zaten. Hani yaş ortalamaları neydi diye. Evet, 40 ila 50 yaş ortalamasında orta yaşlı olarak diyebileceğimiz bir yaş grubuna sahipler. Ve bu şekilde ayrı kalmak durumunda kalıyor. Tabii süreçte basına da yansıyor hamilelik. Manşetten veriyorlar. Yassıada'da doğum bekleniyor. İşte doğum yaptıktan sonra bir erkek çocuğu dünyaya geldi şeklinde manşetten haberlerin de biz olduğunu görüyoruz. Bir kamuoyu da aslında Necla Hanım'ın neler yaşadığına şahit olmuş oluyor. Tabii doğumdan sonrasında da Hakkı Bey'in dilekçesi var. Hatta Mehmet Bey, yani Yassıada'da dünyaya gelen Mehmet Bey daha sonra ifadesinde şöyle der. Bir takım Demokrat Parti uygulamalarını annesinin eleştirdiğini ve eleştirenlerin de hazırladığı bir takririn içerisinde isminin yazıldığını söyler. Hakkı Bey der ki burada çıkamıyorsun, çok kötü durumdasın, çocuğundan ayrı kaldın. İstersen gel biz bu takrirde doğru bir şey, takrirde ismimiz var diyelim, imzamız var diyelim, ne dersin diyor. Bunun üzerine Necla Hanım eşini avukat olmasından azlediyor. Ben kesinlikle davamı satmam, böyle bir şey var ama ben bunu burada söylemeyeceğim. Gerekirse evladımı dışarıda kalmasına bir şekilde bağrıma taş basıp beklerim ama kesinlikle davamı satmam diyor ve Hakkı Bey'i azlediyor. Bu da oldukça önemli bir anı. Kesinlikle. Peki bu Yassıada'da dış dünya ile haberleşme nasıl oluyordu? Oluyor muydu ya da? Çünkü ben Adnan Menderes'in şöyle bir mektubunu biliyorum, Berin Menderes'e. Rica ederim diyor, yeni harflerle yaz. Eski harflerle yazdığın zaman bana ulaşmıyor mektuplar. Çünkü hala alışamamışlar Latin harflerine ve eski yazıyla yazıyorlar. Hani bu mektupları bile onlara vermiyorlar ki mektuplarında dış dünya ile çok kolay haberleşemiyorlar. Ailelerine yazılamıyorlar. Belirli bir süreleri var ve onların da kelime sayısı belli. Tabii. Şimdi dış dünya ile o dönemin şartlarında nasıl irtibat kurarsınız? Teknolojinin gelişmediği bir süreçteyiz. Ya dışarıya mektup göndereceksiniz ya dışarıdan mektup alacaksınız ya da Yüksek Adalet Divanı'na, yani mahkemeye yazacaksınız. Bu da tek taraflı talepler, istekler olacak. Veyahut da dönemin gazetelerini, dergilerini size getirirlerse dış dünyada olup biteni göreceksiniz. Şimdi ilk 1,5-2 ay kadar sürede koğuşlara kimseye verilmiyor gazete. Bunun gerekçesi olarak da yönetim diyor ki tabii haklarınızda asılsız veya asıllı bir takım iddialar ortaya atılıyor. Bunlar oldukça kötü. Küçük düşürücü. Şimdi ada şartlarında tutukluluk halinde siz bunları okursanız psikolojiniz bozulacak ve bir şekilde kendi canınıza kıyabilirsiniz. Bu da şimdi onların kendi canının kıymetli olduğu için değil, ada yönetimini sıkıntıya sokacağı için birden fazla ölümler şaibe gösterilecek. Ve buna biz müsaade ederiz. Yani aslında Yassıada'da da ölmeye bile izin yok. Nitekim biraz önce VTR'de de gördük. Celal Bayar intihar ederken kurtarıldı. Aynı şekilde Adnan Menderes de kendisini bir takım ilaçları içerek hayatına son vermek istemişti. Ona müsaade edilmedi. 2 gün sonra idam edildi. İyileştirildi. İyileştirildi. Rapor alındı. Ondan sonra asıldı. Hatta çok da iyileşmemişti tabii, aslında. Tabii bunlar hep darbenin meşrulaşması için olması gerekenler de, öyle söyleyebiliriz. Şimdi buraya dönecek olursak böyle bir süreç var. Ancak 2 ay sonra dış dünyadan haber alıyorlar. Peki yakınlarıyla nasıl iletişim kuracaklar? Mektuplaşma. Mektuplaşma da öyle kafaya göre değil. 50 kelimeyi geçmeyecek, 10 satırı geçmeyecek. Mapushane kağıdı olarak ifade edilen, böyle kendinden zamklı, katlandığı zaman böyle mektup gibi olan bir kağıt, özel bir kağıda oraya onun üzerine yazmak zorundasınız ki gitsin. Tabii görüldü ifadeleri var. Gelmeden önce kişiye ve gitmeden önce okunuyor. Görüldü ibaresi basılıyor, ondan sonra gönderiliyor. Bir şekilde ihtilali, darbeyi, tırnak içinde ihtilal diyelim, darbeyi
tehdit edecek bir söz, bir kelime, sakıncalı bulunan herhangi bir ifade varsa kesinlikle çıkarılıyor. Bunlardan bir tanesi dediğiniz gibi sizin Osmanlıca yazının gitmemesi. Diğer birisi de yine sakıncalı ifadeler. Bir yine örnekle açıklayalım. Nazlı Tılabar'a göndermiş yakınlarından birisi. Mektup geliyor. Heyecanla Nazlı Hanım açıyor. Ayşe Hanım da yanında. Ne yazmışlar diye bir bakıyor. Mektubun başında sevgili Nazlıcığım var. Sonra hiçbir şey yok. Demek ki her şey sakıncalı görülmüş ki çıkarılmış. Yani bu da bir trajikomik. O kısmı vermişler ama. O kısmı vermişler. Yani size birinden bir şey geldi. Haberiniz olsun. Bu şekilde işleyen bir maalesef durum. O yüzden şikayet etmek zaten yasak. Adayla ilgili bilgi vermek zaten yasak. Yassı Adanın gazetelerinin verilmesi zaten belli sayfalar koparılıp kesilip veriliyor. Bu şekilde dış dünyayla da bağlantınız olmadan siz hem yargılanıyorsunuz hem işte ceza almayı veya tahliye edilmeyi bekliyorsunuz. Yani artık akıbet bir beyaz kefen olarak düşünmüşlerdir o saatten sonra. Hocam şimdi mahkeme sürecine biraz gelecek olursak kadın milletvekilleri hangi ithamlarla yargılandılar? Ve özellikle şimdi ben bu kadınlar arasında sizin anlatımlarınız, incelemelerim. Evet, baktığımız zaman Yassıada mahkemelerinde kadınların bir duruşu var. Evet. Nelerle yargılandılar, nasıl suçlarla itham edildiler ve itham edildikleri suçlara karşı kadınların durumları mahkemede nasıldı? Yani o Salim Başol'a karşı mesela bazılarının çok celalli hareket ettiğini biliyoruz erkeklerden. Evet. Kadınların da var mıydı böyle tutumları? Evet, elbette. Yine isim olarak Perihan Arıburun ilk akla gelen mesela, o daha böyle hem fevri davranan hem de daha böyle erkeksi mi diyelim, erkekler gibi böyle davranan bir tavırlara sahip. Bunu mahkemedeki tutumundan da anlıyoruz. Şimdi mahkeme süreci hakkında biraz bilgi vereyim size. Yassıada mahkemeleri 14 Ekim 1960 tarihinde başlıyor. 19 ayrı dava halinde başlıyor. Sonra 17 tanesi birleştiriliyor anayasayı ihlal davası çatısı altında. Sadece köpek ve bebek davası ayrı olarak kalıyor. Zaten ilk iddianameler, anayasayı ihlal iddianameleri hazırlanmadığı süreçte böyle köpek davası, bebek davası cımbız gibi. Cımbız davası gibi toplumda aslında hani darbenin de bence meşruiyetini sorgulattıracak basitlikteki davalar görülüyor. Yani bir oyalama taktiği aslında. Esas itibariyle kadın milletvekilleri ve diğer milletvekilleri şundan yargılanıyorlar. Anayasayı ihlal etmek. Burada suçlamalarda, dava kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun vatan aleyhine işlenen cürümleri kapsayan 141. maddesi ve anayasayı ihlal suçlarını içeren 146 taksim 3. maddelerinden yargılanıyorlar. Şimdi benim aklıma geldi, sizin de muhakkak gelmiştir belki seyircilerin de. Şimdi 1950 ve 1960 yıllarında gerçekleşen olaylardan yargılanıyorlar 1961 yılında. Nasıl oluyor? Hukuk geriye işliyor muydu? Daha önceki yaptıklarınızdan siz yargılanabilir misiniz? İşte bu noktada 1924 anayasası askıya alınıp geçici bir anayasa çıkarıldı. Ve bu anayasadaki bir kanunla dendi ki Demokrat Parti'ye mensup kişiler, Cumhurbaşkanı, Başbakan dahil olmak üzere devletin ileri gelenleri 10 yıllık dönemde yaptıklarından yargılanabilirler. Açıkça hukukun geriye işlemezliği ilkesi lağvedildi. Bunun yanı sıra hukukun genelliği ilkesi de lağvedildi. Çünkü parlamentoya bakın topyekun yargılayabilirlerdi. Fakat sadece Demokrat Parti milletvekilleri yargılandı. Diğer milletvekilleri, diğer partiye mensup kimselerin yargılandığı görülmemiştir 27 Mayıs'ta. Evet. Aslında biraz da yargılamaları bu yönden bakmak gerekiyor. Şimdi 8 ayrı suç unsuru var. Kadınlar ve diğer milletvekilleri dahil olmak üzere. Ne yapmışlar da anayasayı ihlal etmişler, ne yapmışlar da vatana karşı işlenen cürüm olsun. Perihan Hanım ne yapmış? Bunlar bir kere bir kanun var. CHP'nin mallarının bir şekilde devlet hazinesine nakli sağlanan. Yine 1950'li yılların başında çıkarılmış. Sonra Kırşehir'in ilken ilçe halinde getirilmesi var. Bunun diyorlar siyasi nedenlerle yapıldı. Sonra Menderes'e oy çıkmadı diye. Evet. Öyle söylemiş. Hakimlerin teminatları ve özgürlüklerini kısıtlayıcı bir takım kanunlar meclisten geçti diyorlar.
Sonra seçim kanununda antidemokratik bir takım uygulamalara gidildi. Tabii bunların hepsi bakın meclisten geçen kanunlarla kimse keyfi yani, bir şey yapamıyor. Kadınlar da orada milletvekili olduğu için evet, siz yani, neden evet, bunu geçirdiniz? Siz de lehte oy verdiniz, evet, oy olumlu verdiniz. Yönde baktınız. O yüzden siz de en az suçlusunuz. Menderes kadar suçlusunuz mantığından hareket ediliyor. Meclis iş tüzüğünde yapılan değişiklikler, meclis müzakerelerinin basına yansımasının yasaklanması ve son olarak da iktidar muhalefet ilişkilerinde muhalefetin zararlı faaliyetleri var mı yok mu diye meclisin içerisindeki milletvekillerinden oluşturulan bir tahkikat komisyonu kurulmasının anayasaya aykırı olduğunu söylüyorlar. Şimdi tabii bütün bunlar onların suçlamaları, suçlarını bunun üzerine aslında kuruyorlar. Peki kadın milletvekilleri ve diğer milletvekilleri ne şekilde kendilerini savunuyorlar? Bunlara karşı ne söylüyorlar? Onlar da diyorlar ki biz hiçbir şekilde 1924 anayasasını ihlal etmedik. Her çıkan, mecliste geçen her kanun anayasaya uygundur. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Çünkü o dönemin şartlarında, tabii hukukçularımız daha iyi bilecek, parlamentodan geçen kanunları denetleyecek bir üst kurum yok. Anayasa Mahkemesi zaten 60 darbesinden sonra oluşturuldu. Çıkarılan kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetleme. Biz diyorlar meclisteki teşrih faaliyetleri dönemimizde, yasama dönemimizde bize milletin verdiği iradeyle biz yasamayı yaptık ve bunu 1924 anayasasına uygun yaptık. O yüzden siz bizi muhakeme edemezsiniz. Bunu söylüyorlar ama tabii... Ve haklı olarak da aslında tabii haklı olarak bunu yani... söylüyorlar. Haklı olarak bunu söylüyorlar fakat bu karşılık buluyor mu divanda? Maalesef ki bulmuyor. Alınan neticelerden de biz bunu anlıyoruz. Mahkemedeki tutumlarına da gelirsek Hilal Ülman hatıralarında güzel bir tasvir yapmış. Onu ben buradan da söylemek istiyorum izninizde olursa. Diyor ki divana her girişimde kendimi bir sinema seyircisine benzetirdim. Kapıda kısa bir müddet bekletirlerdi bizi. Sonra salona alınırdık. Vicdanım o kadar rahattı ki anayasayı ihlal davasına giden bir suçlu gibi değil, diploma merasimine çıkan bir öğrenci gibi hissederdim kendimi. Salonun ortası tahta direklerle çevriliydi. Karşımızda yüksek bir sahne yeri hakimlerle savcılara ayrılmıştı. Onun hemen önünde mikrofon durur, mikrofonun arkasında da zabit katipleri yerleşmiş olurdu. Oturma gürültüleri bitince bir şişman astsubay sahneye çıkar, hakim ve savcıların geleceğini haber verirdi. Hep birden ayağa kalkardık. Sanki bir tiyatro sahnesi gibiydi. Güzel bir şekilde aslında tasvir etmiş kendisi. Gözümüzde canlanıyor. Kadın milletvekilleri yargılandılar. Kendilerini de bu şekilde savundular. Aslında onlar orada bir tiyatro oynandığını zaten biliyorlardı. Ki Yassada da yargılanan erkek kadın milletvekilleri bunu hep dillendirdiler. Evet. Aslında Yassada bir tiyatroydu. Ki mahkeme heyetine, hani mahkeme başkanına da siz aslında kararı çoktan vermişsiniz de hani biz burada beyhude vakit geçiriyoruz gibi cümlelerde kullandılar. Peki bu kadınlar ceza aldı mı? Ceza alan kadın milletvekilleri var mıydı? Evet, kadınların hepsi ceza aldılar. Hepsi? Hepsi ceza aldılar. Hatta Perihan Arıburun bakın bu kadar bir ortamın içerisinde ama hala kadın milletvekillerinin ceza almayacağını düşünüyorlar. Tabii yine... Suçları ne? Biraz önce saydıklarıma muhalefet etmemek. Yani o kadar en ufak bir korkuları yok ki aslında. Yani yaptıkları bir suç olduğunu, yaptıkları bir suç yok. Sadece isnat edilen mevzular var ve tabii kişi suçsuz olduğuna inanınca zaten burada işte masumiyet karinesinin de çiğnendiği bir süreç var. Şimdi Yüksek Adalet Divanı ve Yassada Mahkemesi aslında özel yetkili bir mahkeme. Evet. Kararları temize gitmiyor. Sadece şöyle bir boşluk bırakmışlar. İdamlıkların cezalarının onay merciği Milli Birlik Komitesi olarak ifade edilen İhtilal Komitesi ki yaklaşık 35 subaydan oluşan onlar sadece buna onay verecekler. Onun dışında Yassada'dan çıkan kararların bir şekilde eleştirilmesi, değiştirilmesi, temize gitmesi mümkün değil. O yüzden her yönüyle özel yetkili mahkeme olduğu için biraz da hukukun bazı özelliklerinin yitirildiği mahkeme olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü zaten olağanüstü bir mahkeme. Görevini de tamamlıyor bu iş bittikten sonra. Aslında öyle söyleyebiliriz. İşte Perihan Arıburun da beklemiyor ama ceza alıyorlar. Ne kadar ceza alıyorlar? Yaklaşık 4,5-5 yıl civarında. 5 yıl 2 ay gibi bir rakam alıyorlar. Sadece Piray Element 5 sene alıyor. Diğerleri 4 yıl 2 ay ceza alıyorlar. Aslında çok da birbirlerinden farkı yok hepsinin. Tabii süreçte
yazılı savunmalarında da söyledikleri şey şu. Biz Atatürk'ün yetiştirdiği çağdaş Türk kadınıyız. Eğitimliyiz ve demokrasi kültürüyle yetiştik. Olağanüstü şartlarda büyüdük. Bu memleketin nasıl kurtarıldığını gördük. Sonrasında demokrasi için neler yapılması gerektiğini anladık. Biz bunları babalarımız, dedelerimiz yaşayarak öğretti bize. Biz onlardan da duyduk, yakinen gördük. Bizim dikta rejimine gitmek gibi bir duruma destek vermemiz mümkün değil ki. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç kimse dikta rejimi kurmaya cesaret edemez. Adnan Menderes'in bir sözü var dikta rejimine gidildiğine dair mahkemede. Diyor ki eğer bir dikta rejiminden bahsediliyorsa o zaman beni nasıl yargılayabiliyorsunuz? Dikta yönetimi kurmuşsam ben o zaman mahkemede bu tarafta değilim. Sizin tarafınızda olmam lazım. Sizi yargılamam lazım muhalifleri. Evet, evet. Böyle bir durum söz konusu. Trajik, ve ceza alıyorlar. Trajikomik aslında. Trajikomik aslında. Peki ceza alıyorlar, hüküm giyiyorlar. Adnan Menderes, Fatih Nüşrü Zorlu ve Hasan Polatkın asılmasına ne diyorlar? Nasıl bir tepki gösteriyorlar? Biliyor muyuz? Elbette çok üzülüyorlar. Sonradan haberleri oluyor. Zaten ilk etapta şöyle bir ayrım yapılıyor. Kararlar 15 Eylül 1961 günü 205. duruşmada okunuyor. Aslında 1,5 seneye yakın bir zaman geçmiş. Tabii 1,5 seneye yakın bir zaman geçmiş. 15 kişinin idamı kararı çıkıyor mahkemeden. Bu onaya gidiyor. Milli Birlik Komitesi sadece 3 kişiye onay veriyor. Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan. Aslında Celal Bayar'a da bu ceza onanıyor ama yaş haddinden dolayı müebbet hapse çevriliyor. Şimdi müebbet hapse çevrilenler ve idamlıklar ayrılıyor o akşam. İmralı Adası'na tecride sevk ediliyorlar. Geri kalanlar da Kayseri Cezaevi'ne ve Adana Cezaevi'ne, bir kısmı da İstanbul'da az sayıda olmak kaydıyla İstanbul'a nakilleri sağlanıyor. Tabii bu süreçte onların da başına gelecekler, özellikle Adnan Menderes'in durumu, akıbeti hakkında duruşmaya da gelmediği için merak konusu zaten oluyor. Sonradan tabii öğreniliyor ve üzülüyor. Biz onunla ilgili konuyu da şuradan yine anılardan söyleyebilirim. Mehmet Bey diyor ki biz annem cezaevinden de çıktıktan sonra Celal Bayar'ı haftada bir ziyarete giderdik. Ve ziyarete gittiğimizde de hep ölenleri yad ederdik. Başta Menderes olmak üzere. Celal Bayar bize şunu söylerdi. Biz orada 3 kişi öldük, 1 kişi dirildik. Sen de o dirilenlerden bir tanesin. O yüzden biz 3 gittik ama 1 geri geldik. Çoğalarak da devam edeceğiz diye ifadeleri var. Celal Bayar yani zaten milli mücadeledeki o insanlara yaptığı konuşmalar da bu kadar etkiliydi ve tesirliydi. Tabii ki, tabii ki. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Yassada yargılamalarında kendisine komitacı diyor Salim Başol. Ve orada komitacılığını aslında milli mücadeleden giriş yaparak, evet komitacıysam komitacıyım. Orada evet, komitacılık yaptım ve bu ülkeyi kurduk biz diyor. Tabii. Çok da güzel bir savunması var ve Celal Bayar'ın zaten kesinlikle yani ortadadır. Alınan kararları diyor ben kabul etmiyorum diyor. Bana ne karar verirseniz verin. Ben kararı millet vicdanından alıyorum ve yıllar sonra takdir edilecektir diyor. Ailesine konuşmayı de da reddediyor değil mi? Konuşmayı da reddediyor ve arkasını dönüyor. Ve böyle bir güçlü bir duruşu var. Sonrasında evet, evet, da ailesine diyor ki Bayar soyadından utanmayınız. Onunla iftihara geleceğiniz günler çok yakındır. Bu siyasettir, geçer diyor. Arkadaşlarına da böyle bir itidal çağrısında bulunuyor üzülenlere. Arkadaşlar bunlar siyasettir, geçer diyor. Nitekim de geçiyor. Evet, ne yazık ki. Hocam, şimdi Kayseri cezaevinde bir kadınlar koğuşu var. Bütün kadınlar Kayseri'ye mi gönderiliyor? Başka evet, bir şehre bir kadınlar kadın ayrılmamış. Bütün kadınları Kayseri cezaevine gönderdi. 7 kadını da oraya göndermişler. 200 küsur milletvekili zaten orada tutuklu bulunuyor. 100 küsur Adana'ya ve çok az bir rakam da İstanbul'daki cezaevlerine naklediliyor. Kadınları ayırmamışlar. Oraya geliyorlar. Oradaki şartlar Yassada'dan çok başka. Çok farklı. Hani tutukluluk bir süreci ama hani insanlar aynı zamanda oraya gittiklerinde bir oh diyorlar. Daha bir insani muameleye tabi tutuluyorlar. Bir kere görüş var. Aileleriyle belli saat aralığında avukatlarıyla da rahat bir görüş sağlanıyor. Hatta öyle deniliyor ki Ayşe Hanım diyor anılarında, biz oraya gittiğimizde tanımadığımız Kayseri halkının da bizi ziyarete geldiğini görüyordum. Moral oluyordu bize diyor. Geldiklerinde işte bir şeyler getiriyorlardı bize. Bizi ne kadar sevdiklerini görüyordum onların diyerek. Aynı zamanda cezaevi yönetiminden de bahsetmek için hep kötüden bahsettik, iyiden de bahsedelim. Cezaevi müdürü geldiklerinde diyor ki uzun yoldan geldiniz.
Yassada'dan gemiyle, gemiden de uçakla geliyorlar ve getiriş esnasında da bir sıkıntı yaşıyorlar. Onu da ben size anlatacağım. Aklıma şimdi geldi. Uzun yoldan geldiniz, çay kahve ne alırsınız diyorlar. Ayşe Hanım da uzun süredir kendisine bir şey sorulmamış. Onun verdiği rahatlıkla diyor anılarında. Valla bir kahve içerim dedim diyor ve oturdum ve rahatladım, bir oh çektim. 15 ay boyunca gördüğüm muameleden sonra cezaevinde bu muamele bana ilaç gibi geldi diyor. Evet. Şimdi bunlar var. Tabii bir takım hazırlıklar orada da yapılmış. Dikenli tellerle çevrilmiş bu insanlar kaçmasın, kaçırılmasın diye. Sonrasında dev projektörler gelmiş, akşamları yanıp sönüp böyle ada şartlarından sonra da cezaevinin olağanüstü bir halde görsünler diye. Kumlar atılmış, eğer işte kaçmaya çalışan olursa ayak izinden sürülsün de işte adım attıklarını askerler görsün diye. Bu tarz bir tedbirler Kayseri cezaevinde var. İstanbul ve Adana'da böyle bir uygulama yapılmamış. Böyle bir kısım var. Bir de aklıma gelen şey şu. İlk başta Yassıada'dan gemiyle İstanbul'a getirildikleri bir hücum botla getiriliyorlar. Esnada deniliyor ki bu kişilere kelepçe takılsın. Ama nasıl olur? Olur mu diyorlar. Bir iki takıyorlar. Ondan sonra bakıyorlar ki olmuyor. Çıkarıyorlar. Ve diyorlar ki biz bunları uçaktayken takalım. Uçağa binerken. İkişerli halde sıraya diziliyorlar. Ve şıkır şıkır seslerle takılmaya başlıyor. Şimdi Hilal Ulman anılarında şunu anlatır. O an bir infial hali geldi bana der. Bir sinirlerim bozuldu. Bize yapılan muamele, biz katil miyiz? Cani miyiz? Adam mı öldürmüşüz? Bu eller, bu kollar yıllarca kitap okudu, annelik yaptı, eşlik yaptı, teşrif faaliyetler boyunca mecliste el kaldırıldı, önemli konulara evet dendi, kanunlar yapıldı. Şimdi bize kelepçe takıyorlar ve birden yüksek sesle diyor ki bunlar kelepçe değildir diyor. Bunlar bize takılan altın bileziklerdir, yaptıklarımızın bir sembolüdür ve birbirlerini sürtmek suretiyle şıkır şıkır ses çıkarıyor. Ve bunu duyan diğer milletvekilleri de çağrıya kulak veriyor. Hepsi şıkırdatmaya başlıyorlar. Sanki bir düğün gibi o seslerle birlikte kendilerinin de güç kazandığını söylüyor. Subaylardan bir tanesi diyor ki ne yapalım, biz emri uygulamakla görevliyiz. Haklısınız diyorlar. Yani işte. Hocam peki şimdi yargılanma süreci, ceza alma süreçleri, cezaevinde yaşadıkları hepsi geçiyor. Ve bir af çıkıyor. Evet. Afla birlikte bu insanlar da artık özgürlüklerine kavuşuyorlar. Peki daha sonrasında bu işte Demokrat Partililer de serbest bırakılıyor zaten. Bu süreçte kadın milletvekilleri ne yaptı sonraki süreçlerde? Siyasete dönen oldu mu? Ya da ülkemize ne şekilde katkı sağladılar? Ne yaptı bu kadınlar sonrasında? Evet, tabii siyasi alınmış bir mahkeme kararı olduğu için 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan seçimlerle artık sivil idareye geçiliyor. Tabii her ne kadar sivil idareye geçilse de hala 27 Mayıs darbesinin ağırlığı üzerlerinde. Çok fazla hareket etmeseler de Demokrat Parti'nin mirasçı partileri kurulmuş ve parlamentoda da aslında iyi bir meclise girebilme potansiyeli görmüş. Yani aslında güçlerini görüyorlar. Ve çok kısa bir süre içerisinde af çıkmaya başlıyor. Önce 1962 yılında kısmi bir af geliyor. Bu kısmi aftan yararlanan kadın milletvekili Perihan Arıburun serbest bırakılıyor. İlk bırakılan kişi. Sonra 1966 yılında bütün tutuklu mahkumlar serbest bırakılıyor. Yani müebbetlikler dahil olmak üzere. Fakat siyasete dönme noktasındaki yasak 1974 yılında kalkıyor. Biraz geç bir kalkış, yaklaşık 10 seneye geçkin. Tabii ki siyasete girenler var. Siyasete girip aktif çalışmayanlar var. Aktif siyasette bulunanlar var. Yaşadıklarından dolayı bir daha siyasete tövbeli olanlar var, tövbesini bozanlar var. Şimdi bakıldığı zaman ilk etapta Perihan Arıburun'dan bahsedelim. Perihan Arıburun diyor ki tövbe ediyorum, ben bir daha siyasete girmeyeceğim. Ama eşi zaten Tekin Arıburun Cumhuriyet Senatosu'na girmiş ve senato başkanlığı da yapmış ve Adalet Partisi'nden senatör seçilmiş birisi. Özellikle cezaevindeyken Süleyman Demirel'in kendisini sık sık ziyaret ettiğini de söyler. Ya yeminim var, bozdurma yeminimi, girmeyeyim gibi ifadeleri olsa da başka bir milletvekili der ki bir kurban keseriz, ondan sonra da seni Adalet Partisi'ne alırız. Tamam diyor, Adalet Partisi'ne alıyor. Ondan sonrasında da bir de Necla Tekinel'in
Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne 1983 yılında girdiğini görüyoruz. Ama diğer Nazlı Tılabar, Ayşe Günel gibi milletvekilleri bir daha bu görevleri yapmıyorlar. Kendi alanlarında uzman olarak çalışıyorlar. Nuriye Pınar'ı zikretmek istiyorum. Çünkü 99 depreminden önce fay hatlarının Marmara'daki tespitinde çalışan tek kadın profesördür. Oh ne güzel. Maşallah. Aslında hepsi birbirinden kıymetli isimler. Ne diyelim, inşallah rahmet olsun ruhlarına, Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah ülkemiz bir daha böyle bazı acı hadiselerle karşı karşıya kalmaz. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ne yazık ki süremiz bitti. Konuşacak çok şeyimiz vardı. Elinize bereket. İnşallah yeni bir programda görüşmek dileğiyle çok diyelim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bu programlıkta bu kadar. Yine zamanlar yetmedi. Yassıada yargılanan kadınları konuşurken biz haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla yine Vav TV ekranlarında Yön Veren Kadınlar programında olacağız. Kaleminiz hikmete, ilminiz doğaya ram olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.